Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. Telefon hattında kızım var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Hadi öpücük arayın. Benim hayatım söndü, evim ocağım söndü. Bilirseniz bir şey anlatın. Allah aşkına diyorum. Eğer ki bu çocuk annemin özkandan çıkmasa dedim şu pantolonu çıkartacağım ve tek giyeceğim. O yatağı giymezsen ben giydireceğim o yatağı. Bana diyorlar ki 1,5 yaşındaki çocuğun yok diyorlar orada. Siz gidip çikolata alıyorsunuz. Ne çikolatası, ne taksi çağırması. Git taksi durağına diyor amcan. Ne diyor taksi mi beklenir diyor. Taksi benden önce mi gidecek oraya? Ya evet, taksici Bilal'i aradığın saat senin şeyinde 19.12. 32 dakika sonra taksiciyi aramışsınız öğrendikler. Allah'ım aşkına söylüyorum. Zaten anlatıyorum. Hiçbir şey anlatmıyorum. Sevcan. Sizin gibi boş konuşmuyoruz. Boş mu konuşuyor? 3 seneki önceleri. Cendeniz. Yok çocuk yıkanmadı meselesi değil. Seni aramış. Jandarmaya haber verelim mi vermeyelim mi? Saati de var. 20.06. Sana demedim mi? Deniz çok yalan konuşuyor Sevcan. Sen doğrusunu konuşursun. Konuş bana demedim mi? Sen bu kelimeyi her zaman konuşuyorsun. Jandarma senin bütün gittiğin yerlerdeki insanlarla konuşmuş. Hiç kimse seni görmemiş. Az sonra Müge Anlı'da. Önemli olan hayata değer katmak. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, yaşamın gerçeği. İyilik için yaşamalı. Unutmayın, hayat varsa umut da vardır. Teşekkür ediyorum. Umarım iyisinizdir. Hazır böyle alkışlarla ayaktayken size hemen güzel haberi vereyim. Efendim Kızılay kasasında biriken paramız her gün artıyor. Şimdi bir durdular. Ne kadar merak ediyorsunuz değil mi? Aslında böyle buralarda böyle dın 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 diye müzik istiyorum. Vallahi bir aşevi, iki aşevi, 3, 4, 5 derken 5.109.944 liramız var. Bugün itibariyle. 5 aşevi tamam, 6.ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi ben yine söylüyorum, gönlümden geçeni biliyorsunuz saklamıyorum. Yani hep günlerdir düşündüm, yani bize bundan kaç tane falan lazım bu gezici aşevlerinden diye. O yüzden izleyicilerimizin de aynı duyguları paylaşarak gerçekten 28.68'e mesaj göndermeleri beni çok mutlu ediyor. Nakit yardımda bulunanlar da var. Dün bahsetmiştim. Mesela yurt içinden nakit tutar 757.140 lira. Yurt dışından nakit yardım yapan izleyicilerimiz 141.058 euro gönderdiler. Ve 340.220 izleyicimiz de SMS'leriyle 5.109.944 lirayı topladı. 5 aşevimiz tamam. Dediğim gibi bu gelen yardımlarla 6.ya doğru gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah inşallah hiçbirimizi muhtaç etmesin ama en azından ihtiyacımız olduğunda böyle aşevlerimizin, gezici aşevlerimizin olduğunu bilmek, onların imdadımıza koşacağını bilmek de bilmiyorum beni çok mutlu ediyor böyle. İçimde böyle kelebekler uçuruyor. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Evet. Ve şimdi dedim ki tırların hemen alımına başlasınlar Ramazan sonrası. Sonra alınan tırları ve işte şeyleri, aşevlerini size göstereceğim. İnşallah Allah ömür verirse önümüzdeki sezonda. Ama hep böyle söylüyorum. Ama şunun da çok farkındayım. Hani yıllar boyu böyle bütün filozoflar şeyler falan hep ölümsüzlüğün sırrını aramış ya. İşte bence ölümsüzlük bu aslında. Yani ölümsüzlük, evet. Siz bugün hayata gözlerini yumsanız da işte bu Müge Anlı ve dostlarıyla beraber yıllar boyu sürecek bir hayra imzanızı atmanız. Orada adınızın kalıcı olarak yer alması. Ölümsüzlük bu. Evet. Yani ölümsüzlük
Ölümsüzlük işte birinin okuma yazma öğrenmesine vesile olmak. Yani ölümsüzlük eli işte ayağı tutmayan birine bir tekerlekli sandalyeyle, bir akülü sandalyeyle yardımcı olmak. Yani ölümsüzlük ne ki? Kim yani tutup da 1000 yıl yaşayacak halimiz yok. Ama böyle yıllarca yaşayacak işlere imza atarak ölümsüzlüğün de sırrını bir şekilde bulmuş oluyoruz evet. İşte aslında bu. Tabii. Bir de hani nasıl anıldığın da önemli. Evet. Yani tarihte de. Değil mi? Binlerce yıldır anılan insanlar var yani. Hani Roma'yı yakan kişi olarak da anılmak var. Var. Dinimizde işte, de. Yani tutup da işte bir kütüphane yaparak anılanlar da var. Binlerce yıldır anılan. Kimisi yakıyor, kimisi yapıyor. Bir okul yapıyorsunuz. Yani, oradan yetişen yüzlerce, binlerce, on binlerce genç, on binlerce meslek edinerek herkese hizmet ediyor. Ve okul evet. Yaşadığı sürece sizin adınızı yaşatarak yeni nesillerin evet. Var olmasını yani sağlıyor. Ölümsüzlük bu aslında. O yüzden evet. Hepinize tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Dinimizde önemli olarak kabul edilen birincisi hayırlı evlat yetiştirmek. O hayırlı evlat kendisine, ailesine, cemiyete faydalı olmaya devam etmek. Ana babanın daima o ismini devam ettirmek. İkinci olan şey vatandaşın hizmetine sunulacak, devamlılık arz eden bir önemli hizmette bulunmak. Bu dediğiniz gibi bir aş evi de olabilir, bir çeşme de olabilir, bir cami de olabilir, bir okul da olabilir. Yani devamlılık arz eden ve bütün nesilden nesile devam eden o hayır ve selametin devamıdır. İşte burada aş evi konusu da nesiller boyu inşallah devam edecektir. Ve her oradan bir çorba içen Allah razı olsun bu işe emeği geçenlere dediği zaman Cenab-ı Hakk'ın indinde de o Allah razı olsun devamlı insanın hanesine yazılacaktır. İnşallah. Evet. İnşallah. Yani evet yani yarına çıkacağımızın garantisi yok. Yaptığımız televizyonda program yapmak hep derler ki buz üzerine yazı yazmak gibi. Ben şimdi 30 yıllık televizyoncuyum. O yüzden hep demiştim ki ben bir televizyon programı yapmak istemiyorum. Televizyon programından daha fazlasını yapmak istiyorum. Ne mutlu ki Allah karşıma sizler gibi insanları çıkarttı. Hep beraber bu dileğimizi, ortak dileğimizi yüzyıllara taşıyabileceğimiz projelere imza atabiliyoruz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Efendim. Şimdi ilk blok aslında çok hızlı gideceğim. Şimdi size çok şey izleteceğim hızlı hızlı ama önce acil bir kaybımız var. Çünkü 13 yaşındaki çocuğumuz kaçırıldı. Tuncer ve Ayfer Güngör anne babası aramızda. 18 Mayıs'ta efendim cumartesi günü 13 yaşındaki Dilan Balıkesir Susurluk'taki evinden gece saat 12'de ayrılıyor ve bir daha geri dönmüyor. Çocuğunu kaçıran kişinin de aile 18 yaşındaki Murat Demirboğa olduğunu söylüyor. Çünkü aileyle de konuşmuşlar. Onlar evet. Da evet bizim oğlumuz sizin kızınızı kaçırdı evet. Demiş. Çocuk 18 yaşında, kız 13 yaşında. Evet. İki çocuk gitmişler. Evet. Şimdi aile çok endişeli. Bir de biliyorsunuz TEOG sınavı var. Evet. Çocuk TEOG sınavına girecekmiş. Ki ne zaman TEOG sınavı? 8 Haziran. Ya adı da değişmiş olabilir. Vallahi kusura bakmayın yani bunların hepsi değişiyor. Ben yapamıyorum. Takip etmek çok zor. Takip edemiyorum ama işte benim çocuğumu girdiği zaman TEOG'du. İşte gene TEOG'sa TEOG yani. İşte lise sınavı. Heh. Evet. Bunlar da siz de çocuklarınıza seslenmek için buradasınız. Evet. Buyurun Ayfer evet. Hanım. Benim kızım 13 yaşında, okul öğrencisi. TEOG sınavı var, hayatı çok önemli. Ortaokulda öğrencisi evet, daha yani. Evet, ortaokulda. Ne olur gören, duyan varsa bildirsinler Allah rızası için. Hayatını bir cahillik yapmış, gitmiş gelsin. Kabul edeceğim, çocuğum benim. Sonuçta 13 yaşında. Çok çok küçük. Evet. 8 Haziran'da sınavı var. Lise sınavı. Girip daha hayatını değiştirebilir. Ne olur yalvarıyorum. Gören duyan varsa Allah rızası için getirsin bana. Kızımı getirsin. Murat Demirboğa. Murat Demirboğa'nın ailesi. Efendim şimdi sizin oğlunuz da bir hata etmiş. Tamam 18 yaşında o da daha çok küçük ama... Yani siz nasıl oğlunuzu destekliyorsunuz? Sizin oğlunuzu bulacaksınız. Ensesinden tutacaksınız. Diyeceksiniz ki oğlum hemen kızı da çıkar ortaya. 13 yaşındaki çocuğu yani hangi niyetle siz elinizde tutuyorsunuz sorma sayıp? 13 yaşında yani. 13 yaşında sizin oğlunuza bu eşlik mi yapacak yani? Torunlarınıza annelik mi yapacak yani? Bu nasıl bir zihniyet?
Tamam, oğlunuz da bir hata etmiş. Hemen oğlunuzu bulun. Sonuçta 18 yaşında çocuk sizin desteğiniz olmasa, sizin ya da ailenizin desteği olmasa nerede barındıracak çocuğu? Hemen hemen. Bakın 14 yaşından da küçük. Yani bir de oğlunuzun siz ömrünün bir 18 yılını tutup cezaevinde mi geçirmesini arzu ediyorsunuz? Ya artık lütfen ya, bu zihniyetten uzaklaşalım artık, bunları konuşmayalım. Ben utanıyorum Türkiye'de bunu konuşmaktan ya. Kızım sana da sesleniyorum, 13 yaşında ne oldu, bu nasıl bir hormon yani? Sen oturacaksın evinde. Annen gece sütünü yapacak, dersini çalışacaksın, sütünü içip uyuyacaksın yani 13 yaş. Allah Allah. Ya geç falan mı çıktı yoksa normal onu? Kaç doğumlu bu çocuk? 2005. 2005 doğumlu çocuk, artık iyi artık, yuh. Murat sen de hemen kızla çık ortaya. Tamam, bir cahillik ettik dersiniz, ona göre aileyle tabii konuşursunuz. Zaten çocuk 18 yaşında. Hani evleneyim deseniz 5 sene var. 5 seneye kadar oho, kim öyle kim kala vallahi. Ben 13 yaşımı hatırlamıyorum bile. Bak hazır ailesi de kabul ediyor. Ediyorum. Her şartla kabul ediyorum. O benim çocuğum, tabii evladım. Ki. Okula götüreceğim. Bugün gelsin. Evet. Yarın okuluna götüreceğim. Zaten hayatı götürmek zorundasın konusu yasal olarak da. Evet. Tabii. Ben kızım her şekilde razıyım kabul etmeye. Ne olur Dilan'ım gel. Yalvarırım. Çocuğum sesimi duy. Ben ailesine anneciğim sesleniyorum. Geri gel. Hemen çıkartın çocuğu. Bak bizi de uğraştırmayın. Nasıl olsa izleyicilerimiz bulurlar bu iki küçük çocuğu. O zaman siz de oğlunuz hakkında kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Murat Bey'in ailesine sesleniyorum. Gel, al sen de fotoğrafını, gel çocuğunla. Çocuğunla ilgili. Eğer senin haberin yoksa o zaman inanırım. Öteki türlü de çıkartacaksınız yani, bunu yapacak bir şey. Ne demiş Murat'ın babası? Kız mı oğlumu kaçırdı, oğlan mı kızı bilmiyorum. Aa. Tamam, senin o zaman oğlunun bu kadar aklı gidikse daha tehlikeli ya yani. 13 yaşında bir çocukla, çocuğun sözüyle hareket ediyorsa başlarına daha kötü şeyler gelebilir. Ya bir kere böyle saçma sapan şeyler konuşmayın ya. Allah Allah. Bak şimdi çok keyifli şeyler izleteceğim size. Evet. Hani her dizilerimiz zıplatacak. Biri de her gün çıkıyor yani, Allah'a şükürler olsun. Verir. Hayır, 18 yaş, 13 yaşındaki bir kız çocuğu 18 yaşındaki birini nasıl kandırabilir? Hayır, senin oğlun öbürü çok özür diliyorum. Karar? Bak bu ne demek biliyor musun? Benim oğlum gerizekalı demek. Bak şimdi bunu söylemek demek, benim oğlum gerizekalı Müge Hanım demek. Ben de diyorum ki sizin oğlunuzun olabilir, zekasında bir gerilik olabilir. Bu da bir tamam, sonuçta rahatsızlık, doğumsal bir şey. O zaman daha tehlikeli ya. Yani demek ki senin oğlun da kıza sahip çıkamayacak. Daha kız da 13 yaşında açık, iyice abuk subuk yani şeyler yapacak. Bu iddiada bulunanlar da aklı selim sahibi değil. Mantıklı düşünen insanlar değil. 13 kusura bakmasınlar. Çocuk. 18 yaşındaki oğlunuzu 13 yaşındaki kız kaçırdı diye bir iddiayı ortaya atmak gülünçtür, komiktir. Normal, olabilir. Belki bir zeka geriliği var yani çocukta, olabilir. Ama objektif ölçülere uymaz. O zaman mantıklı değil yani. Onu öyle diyeceğinize bir an evvel bu işi telafi etmenin yollarına bakın. Bir cahillik yapmışlar diye. Onlara mı koşun? Boş laflarla vakit geçirmeyin. Ben, evet. Ben kızım istiyorum. Benim kızımın daha bizim sevgimize ihtiyacı var. Daha çok buçuk. Aile olacak bir yaşta değil. Değil. Onların ailesinin benim kızımı kaçırdığından haberdarları var. Biliyorlar nerede olduklarını. Tabii bilirler. Rehin tutuyorlar. Rehin tutuyorlar. Hatta bana bahsettikleri olayda bana elçi gönderiyorlar. Aramızda anlaşalım. Kapansın bu olay. Ben dedim sizle ne anlaşacağım? Siz savcılığa başvurdunuz mu? Vurdum. Ben gereken yerlere başvurdum. Savcıya da gittin mi? Gittim. Gittik. E tamam, savcı şimdi onun bütün ailesine bir gözaltı şimdi çıkarır. Onlar da çocuğu çıkarır artık. 13 yaşında çocuğu da lütfen kaçırılmasında konuşmayalım artık günümüzde lütfen bu memlekette. Evet. Yani bak bizi böyle geriye çekiyorsunuz. O çocuğun hayatı benim için çok önemli. Daha küçücük. Önünde çok güzel günleri var, yılları var. Daha 13 yaşında. Hangi vicdana sığınıp da siz bunu aile yapmaya çalışıyorsunuz? Cani misiniz? Benim kızımı getirin, benim evladımı getirin. Ben çocuğumu istiyorum. Sen burada otursana söz, onlar da onu bulunana kadar da ben her gün göstereceğim. Şimdi eğer savcılıkla ilgili bilmiyorum, hani bazen bazı şeyler yaptım diyorsunuz ama sonra yapmadım çıkıyor. 13 yaşında bir çocuk için de devlet tüm kuvvetiyle harekete geçecektir. Öyle şey olmaz yani. Yok artık daha neler yani. O zaman tutun bari hastane kapılarının önünde bekleyin. Doğuralım biz kızları. Siz oradan elimizden çalın götürün. Yani artık iş yani oralara geliyor. Yani 13 yaşındaki çocukla ilgili ben anlamadım yani. O kabul edilebilir bir durum değil. Yani bir de bunun hukuki cezai meydelerini her zaman yani söylüyoruz. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bakın 13 yaşındaki bir kızı kaçırmanın
alıkoymanın, hele hele bir takım el uzatmanın en az 25 seneye tutuyor. Yani 25 seneden aşağı yakanızı sıyıramazsınız, bu bir. Ebeveyn olarak, bu çocuğun 18 yaşındaki çocuğun anası babası olarak siz de bu olaya göz yumduysanız vay sizin de halinize. Sizi de kanun bırakmıyor. Yalnız kaçıranı değil. O ana babanın da gerekeni yapmadığı için ondan da hesap soruyor. Yani bu kız gelse, siz şimdi diyorsunuz ya, kız kaçırdı. Kız gelse yarın dese ki, ben kendi rızamla gittim. Ben bunu tahrik ettim. Ben bu işe teşvik ettim. Bu konuşmaların hukuk önünde en ufak bir önemi yok. Ay 13 yaşındaki çocuğun sözüne ya, hareket yok. Edilir mi zaten? Onu söylüyorum kardeşim, yani aklınızı başınıza toplayın. Cezai müeydeyi düşünün. 13 yaşında bir babası kızı... telefon attınız demiş. Ya, Bülent Bey günaydın. Hadi konuş bakalım kardeşim. Günaydın. Siz Murat'ın babası misiniz? Evet. Sizin oğlunuzun zekasında bir problem mi var? Estağfurullah Nuga Hanım, niye problem olsun ki? Hayır demişsiniz ya 13 yaşında çocuk kaçırdı benim oğlumu diye. Onun için demedim. Bak Nuga Hanım, olayı benim olduğu gibi size anlatmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Bu kızla, bu çocuk benim, çocuğum da 18 yaşında değil, 17 yaşında. Tamam. Şimdi onun ergenlik dönemi, tamam. Bunlar bu kızla daha 6-7 vermiş, bilmiyorum. Yani kızım da 13 yaşında, kim 15 diyor, kim 13 diyor. Ben kızı da tanımıyorum zaten. Anne babasını da, yani bu olay olduktan sonra şahsen tanıdım, daha önce de tanımıyordum. Ha, dedesini tanıyorum kızın ama annesini babasını tanımıyorum. Bu olay olduktan sonra kızı kız kaçmış, ben sabah tarım işini götürürken bunlar beni aradı. Tam yolda aradı. Ben de araba kullandığım için şu anda konuşamayacağım, müsait değilim. Yarım saat sonra, 40 dakika sonra ben size dönerim dedim. Tabii ben dönmeden bunlar aradı. Hı. Durumu anlattı. Ama bu olaylar onların anlattığı gibi değil. Bunun kızın babasının da annesinin de bu Murat'la kızının istediğini biliyorlarmış. Bunu biliyorlar. Bunlar benim de kızdığım nokta şu. Madem bunu duydunuz, biliyorsunuz. Bunu kız kaçtıktan sonra benim telefon numaramı bulup beni arayacaklarına, kız kaçmadan benim telefonumu bulup bana ulaştırsalardı. Bülent Bey, arkadaşlık edebilir 13 insanlar. 13 yaşındaki çocuk kaçmayı ne bilsin, bak, sevmeyi ne bilsin Allah aşkına. Nasıl bileyim, benim çocuğum okul öğrencisi. Ben çocuğum sınava girecek, kitaplarını çalışıyor, test çözüyor. Ben nasıl kızıma böyle bir tepkide bulunabilirim? Ben seni kaç defa aradım. Benim kızımı getir. Benim 13 yaşında evladımdan aile olmaz diye. Ne zaman aradın? Telefonlarımı açmadım. Yalan söylüyorum. Şimdi bir dakika. Ne zaman aradın? Telefonlarımı açmadım. Madem oğlunuz... Ben yalan söylemem. Beni ne zaman aradın sen? Sizin oğlunuz... Her gün aradın. Telefon kayıtlarını çıkaralım. 150 defa çıkmadıysa tamam. Sizin oğlunuz 2002'li oğlu mu? 2 defa ya açtı ya açmadı. Ama tamam. Bülent Bey, sizin oğlunuz... Karşılıklı konuşacaksın. Bir saniye durun. Sizin oğlunuz 2002 doğumlu mu? 2001 doğumlu. 2001 doğumlu. Tamam. Evet. O da küçük. Ben bana göre 18 yaşta çok akıllıca bir yaş değil zaten. Ya, o yüzden yıl olarak, yıl olarak girdi ama ay olarak girmemişler Nuga Hanım. Tamam, ben de diyorum ki şimdi söyleyin bütün akrabalarınıza, tutun ensesinden hemen, çocuğu da ailesine teslim edin. Sen sağ, ben selamet. O kızdan ya, size yar olmaz. O sizden gelin olmaz. O daha küçük. Ben de biliyorum Nuga Hanım gelin olmayacağını. Ve ben bu olayı hiçbir zaman tasvir etmedim. Benim kızdığım nokta ne biliyor musunuz? Heh. Yani müsaade ederseniz. Buyurun. Anlatmama müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Bunlar beni aradı. Bak şimdi diyor, ben en az 150 defa 200 defa aradım diyor kızın babası. Beni kız kaçtıktan sonra arayacağına, kız kaçmadan önce arayıp da bak böyle böyle bir durum var. Ki kızın babasının ve annesinin bu olaydan haberi var mı? Nereden bilsin kaçacağını? 13 yaşındaki ya, çocuk böyle bir şey ama yapabilir mi? Siz düşünebilir misiniz? Mantıklı yok mu? Benim kız senin oğlanı istiyor. Üstlük takan mı diyeyim? Ne diyeyim ben sana? Niye kızımıza senin Murat'a verelim bari diye takılıyorsunuz? Ama saçma saçma konuşma. 13 yaşındaki bir çocuğa senin Murat'a verelim diye takılabilir mi? Bir anne baba. Çocuğuna bu şekilde hitap edebilir mi ya? Benim oğlum 17 yaşında. Ben bile oğluma demiyorum seni evlendireyim diye. Yani böyle evlendirmek olur mu? Beyefendi, bir durur musunuz arkadaşlar? Bakın zaten... beyefendi, afaki şeyler konuşuyorsunuz. Eğer bu aile 13 yaşındaki çocuğunu sözüm ona evlendirmek isterse, böyle bir evlilik Türkiye Cumhuriyeti'nde mümkün değil. Asla, asla. Sözüm ona,
böyle evde kına gecesi yapıp Asla. Falan evlendirmeye kalkarlarsa bunun da şikayeti olur. Anneyi babayı evet, hapse aynen. atarlar. Asla, şimdi sizin çocuğunuzla ilgili de böyle bir evlilik olamayacağına göre, çocuk 13 yaşında olduğuna göre sizin çocuğunuz bulunduğunda sizin çocuğunuzu hapse atacaklar. Sizin çocuğunuzu şu anda yanında kim barındırıyorsa iki küçük çocuğu yanında barındırmaktan dolayı onları hapse atacaklar. Afaki şeyler konuşuyorsunuz. Bırakın anneyi babayı. Belki de bir daha hiç yüzünü görmeyeceksiniz. Evet. Siz kendi çocuğunuzun geleceğini düşünün. Rica ediyorum. Arayın akrabalarınızı. Sizin çocuğunuzla cezaevinde sürdünüz. Ama beni canlı yayına bağlatıyorsunuz. Sadece siz kendi zevklerini söylüyorsunuz. Ama siz geçmişli olayı... konuşuyorsunuz. Niye aile çocuğuna sahip çıkmamışa getiriyorsunuz? Kaç 13 benim, yaşında benim, okul öğrencisi da, nasıl psikolojisini bozabilirim? Nasıl ben çocuğumu ona isteme bunu isteme diyebilir? Müda, öyle bir şey yok. Hanım, benim, düşünemez. Benim evime ben aileme çocuğumun derdini almışım. Orada tutmuş Bülent Bey denen şahsiyet. Benim evime elçi gönderiyor. Muhtarı elçi. Konuşun, Nurhan, elçi gönderiyor. Ne diye gönderdi elçiyi? Anlaşalım Gelin diyor. Aramızda anlaşalım. Ya nasıl anlaşacaksınız? Nasıl anlaşalım? Soralım ben... Bülent Bey. Gönderdiniz mi böyle bir evet, elçi? Evet muhtarı da bağlayın. Muhtarı mı gönderdi? Dedesini evet. gönderdi. Dedesinden muhtarı gönderdi. Muhtar dedim. Bir dakika durun nasıl anlaşacaksınız Bülent Bey? Öyle dedim ben. Nasıl anlaşacağız muhtar dedim. Neden? Ne yapacağız? Sadece onu dinleyecekseniz ben canlı yayından gideyim. Ha. Soruyorum ama size. Ama şimdi o bir şey kaçma. Bir dakika bir anlayalım durun, ne diyor ya. Nasıl anlaşacaksınız Bülent Bey? Kaçmak senin için çare değil. Canlı yayından nereye kaçıyorsun? Benim evladımı getir. Benim zaman... içim yanıyor. İçim yanıyor. Okulu var çocuğumun. Kaçmak ben senin için çare değil. Bir şey sorabilir miyim? Müsaade ederseniz. Nasıl anlaşacaktınız? Bir söyler misiniz? Bir şey sorabilir miyim müsaade ederseniz? Hayır nasıl anlaşacaktınız? Benim anlatmak istediğim anlaşma değil. Bak benim anlatmak istediğim şu. Ha. Beni aradığını iddia ediyor Tuncer Bey. Ben diyorum ki ona madem bu olay olduktan sonra beni arayacağına 23 Nisan'da Omurka İlköğretim Okulu'na gitmiş. Hep bir yere takılma. Hep bir yere takılma. Sen boş ver orayı geç. O benim çocuğum. Ben seni... Tamam benim kızım. Abi ki senin çocuğum. Herkes çocuğuna da sahip olacak. Abi ki senin çocuğum. Ben senin çocuğum değil demiyorum. Ben kızıma psikolojik baskı yapmamak için, kafasını karıştırmamak için öyle konulardan bahsetmeyebilirim. Canım çocuklarımıza sahip olacağız da ne yapacağız? Zincirleyip bileğimizi... Yani, okul öğrencisi Müge Hanım kıyafetlerin giydi. 23 Nisan'da gitti, oynadı. Okul öğrencisi provalara katıldı. Sen 23 Nisan çocuğu Bülent Bey. Yani çok ben doğru bir laf ne ettiniz. Yapabilirim? Herkes çocuğuna sahip olacak. Çok doğru. Evet. 17-18 evet. yaşındaki oğlunuz 13 yaşındaki bir çocuğu kaçıramaz. Siz önce çocuğunuza sahip olacaksınız. Ama bilgi, arada ama bir şey sahip, var. Benim sahip olmam için. Bakın 13 yaşında bir kız çocuğu bir başka karşı cinsten birine bir ilgi duyabilir. İlgi duyduğu zaman da İlla ki onun annesi babası karşı tarafı arayıp bu olayı dallandırıp budaklandırmaz. O yaş çocukları zaten bu tarz hissiyatlar içindedir. Bu ergenlik döneminin en önemli belirtilerinden biridir. Bunu büyütüp bunu evlilik yapacak düzeye getirtecek kadar çocuğunuzu cesaretlendiren muhtemelen sizsiniz. O çocuğu kaçıran... Beni dinleyin. O çocuğu Bilmiyorum. Kaçıran sizin oğlunuz. Sahip çıkması gereken sizsiniz çocuğunuza. Ben sahip çıkmam için bu olaya ben haberim olması lazım. Tamam şimdi ama haberin var. Haberin var. Haberi var. Artık haberin var. Kandırıyor. Benim evime elçi gönderiyor. Sen madem çocuğun yerini bilmiyorum diye nasıl anlaşacağız? Ne, nasıl bilmiyorsun sen çocuğun yerini? Anlaşma olmaz böyle. Hayır, olmaz. Benim o küçücük çocuğum 13 yaşında. O benim. Anlaşırsanız ben benim sizi onun, şikayet ederim. Benim onun, ya, onun benim sevgime ihtiyacı var. Ben onu okula götüreceğim yarın. Bugün gelsin. Ben çocuğumu istiyorum. Yarın okula götüreceğim. Onlardan hepsinden. Bülent Bey tamam ona... şimdi tartışmaya gerek yok. Bülent Bey bul oğlunu. Ha. Çocuğu ortaya çıkar kardeşim. Sen eğer istiyorum. Babaysan senin babalık görevin bir saniye. Senin babalık görevin çocuğun cezaevine girmeden çocuğu oğlunu bulup bu kız çocuğunu da teslim etmek. Kusura bakmayın. Türkiye'de 13 yaşında bir çocuğun evlilik vaadiyle kandırılması Hayır. diye bir şey söz konusu olamak. Mirasal olarak ve sosyal olarak ne ahlaken. Acıyı ben bilirim ben. Ben ekmek yemiyorum, su bile içmedim. Eğer çocuğun zaten bile içmedim. Yakalama kararı da çıkmıştır. Ya su bile içmedim evet. evladım gelsin bana o gün su içeceğim oğlunun diye. Oğlunun da çünkü fotoğrafını vereceğim. Bir dur oğlunun da şimdi fotoğrafını vereceğim. Zaten izleyicilerimiz bulacaklar. Ben sana diyorum ki sen öncesinde çıkar çocuğu. Hadi canım benim.
Zaten sizin demenize de gerek yok. Ben oğlumu yerine bilsem getirip kızını da teslim edeceğim. Sen şimdi bir iki telefon açarsan sana da bugüne kadar söylemeyen akrabaların vardır mutlaka. Sen şimdi bir iki telefon açıver Bülent Bey. Buradan seslen akrabalarına da çıkartın çocuğu. Senin de çocuğun böyle polislerle yakalanıp bir saniye Eren Bey böyle yakalanıp yerlerde bilmem nelerde problem olmasın. Çıkarın çocuğu sonrası sonra hallolur. Yazık olur çocuğumuza. Çocuğumun yerini bilsem zaten şimdiye kadar hiç yapamadık. Götürdüğü gün getirip teslim ederim. Bülent Bey, sen bir ara şimdi. 17 yaşındaki oğlunuza yazık olur. Bu genç yaşta senelerce cezaevinde sürünür. Yazık olur. Bakın bir baba olarak... Onu biliyorum Eren Bey, onu biliyorum. Zaten tamam ama ben bilsem zaten getirip teslim ederim. İlk gün daha götürdüğü günde haberim olsa bilsem ilk getirdiği gün alır teslim ederim. Tamam sen şimdi biraz akrabalarına, kardeşlerine sor. Ben senin bulacağına eminim. Ben sana güveniyorum Bülent Bey. Sen şimdi bizi ara. Sen de bir baba olarak çocuğun cezaevlerinde sürünsün. Bak dünyanın bin bir türlü hali var. Polis elbette gelir, alır şey. Orada bir kaza olur, bir bela olur. Canlarına bir şey olur. Bak şimdi hayatta tabii her şey olur. Senin çocuğun bir mukavemet etmeye kalkar. Belli mi olur yani bu işler? Kaçarken bir trafik kazası geçirir. Dünyanın bin bir türlü hali var. Çocuklarımızın canında başka daha hiçbir şey değerli değil. Değil. Sen çocukları çıkart ortaya. Ara şimdi biraz akrabalarını. Bizi ara çocuk burada diye. Sen sağ ben selamet. Efendim Bülent Bey bulur. Ben şimdi inanıyorum. Bak ben şeyden de korkuyorum. Şimdi gider tabii jandarma polis bir yere baskın yapar. Olur ya bir şey olur. Evet. Olur ya bir silah patlar. Bu bunlar genç çocuk, genç çocuklar. Atılgan, heyecanlı. Ondan sonra direnir. Ben 13 yaşındaki çocuğu kendime gelin edeceğim derken oğlunun cenaze törenine evet gidersin. Bak bunlar yaşanmaz değil. Yaşanmadı da değil, olabilir. Hepimiz insanız, hepimiz insanlar bir şeyler yapıyorlar. Çocukların canına bir zarar gelir. Evet. Başına bir zarar kesinlikle gelir. Sokakta gelir bir tacizci, tecavüzcü kıza göz koyar. 17-18 yaşındaki çocuk onu nasıl koruyacak? Yani bu sadece evden kaçtı meselesi değil. Ardından bir sürü gelen bir şey var. O şimdi bir aileden, aile fertlerinin birinin yanında kalıyor. Belli. Evet. Babayı evet arayın. Yalan söylüyorlar. Tamam. Ben Bülent Bey'in yalan söylediğini sanmıyorum. Haber vermemişlerdir Bülent Bey. Bülent Bey şimdi arar akrabalarını, öğrenir çocukların yerini. Çocuk da 17 yaşındaysa siz de getirirsiniz kimliğini, ona göre işlem yapılır. Hadi Bülent Beyciğim. Rica ediyorum. Anlaşmaya falan çalışmayın. Anlaşmaya çalışırsanız siz tutuklanırsınız. Bak hayır, ben kendim gider suç duyurusunda bulunurum. 13 yaşındaki çocukla 17 yaşındaki hayır, çocuk evlendirilemez. Hayır kesinlikle benim evladımı getirdiler. Onun daha benim sevgime ihtiyacı var. Onun daha önünde çok güzel günleri var. Geleceği var. Geleceği var, bir hayatı var. 13 yaşında çocuktan kesinlikle bir aile olmaz. Olmaz. Ben bir haftadan beri destek çektiğim acıyı ben biliyorum. Destek çıkmıyor da Müge Hanım, ne yiyor bunlar, ne içiyor, nereye gidiyor, nasıl? Desteksiz hiçbir şey olmaz. Ben kızımı aramaktan bir hafta işimi bıraktım. Ben zaten asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Ben kızım işe gitmiyorum. Ben nerede çalışıyordum? Dur tek tek konuşun. Nerede çalışıyordun? Balıkesir'de mezbahada çalışıyordum ben. Heh. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kızımın peşine düştüm. 13 yaşında yazık günah. Hangi vicdanla sığınıp da onu aile yapmaya kalkıyorlar? Sen kaça kadar okudun? Ben ortaokula kadar okudum. Sen? Ben ortaokula bile gidemedim. Babam annem öldü. Biz yetim kaldık. Bizi babaanne büyüttü. Sen de çocuğunu okutmak istiyorsun. Evet ben de çocuğumu okutmak istiyorum. O daha çocuk Müge Hanım, küçük. Alıp onu okula götüreceğim. Ben 10 gün kaldı, sınavları var. Ben nasıl bir çocuğuma baskı yapabilirim? Sen bunu mu istiyorsun kızım, bunu mu? Öyle bir baskı var mı, yapsa var mı, psikolojisi var mı bozulur. Öyle bir yaşta 13, değil. Şevki hocam çok güzel anlattı. Bütün anlattıklarının evet altına imzamı atıyorum. O yaştaki çocuk yerinden hoşlanabilir. Yapamam ben zaten. Psikolojisi bozulur. Tamam, büyük olanın ona ilgi duymaması lazım. Evet. Efendim, ben destek çıkıyorum. Herkese de sesleniyorum. Aileleri de tanıyorsunuzdur çevresindekiler. Lütfen çocuğun bulunduğu yeri 155'i arayın. Bir çocuk kaçırıldığını söyleyin. Çocuk polisi isteyin. Çocuğun 13 yaşında olduğunu lütfen altını çizerek önce polise sonra bize haber verin. İnşallah hayırlısıyla çocuğu biz buluruz. Bulana kadar da gösteririm söz. İnşallah. Sen de o sınava gireceksin kızım yani. Yok öyle bir şey. Siz de bir sınava girin. Bir şeyleri kazanın. Şu ailelerinizi evet de biraz kalkındırın. Ben kızımın her zaman ardındayım. Her zaman. Kızımı getirsinler sınavına da girsin. Bunun liseye gidecek. Ben kızımın hayatını karartmak niye istemiyorum. Niye ben okusun şunu göremiyorum bu ülkede? Olabilir. Daha baba da şunu diyebilir. Çocuk. Ya arkadaşlar benim de çocuğum 17 yaşında ya, bir hata etmiş. Yani ben de şimdi haber verdim. Hiç olur mu böyle bir şey? Ben de bulacağım oğlumu, getireceğim. Siz de üzülmeyin. Çocuklarımızı da alırız karşımıza, oturur konuşuruz. Bir şekilde de ikna ederiz. Şimdi bunun olmayacağını söyleriz. Çok haklısınız. Özür dilerim oğlumun adına sizden. Yani tabii ki benim oğlumun yaşı çok büyük. Sizin kız da istemiş ama
Benim oğlumun yaşı büyük, biz erkek de tarafıyız. Özür dilerim aileden, çok haklısınız. Biz de tüm gücümüzle arıyoruz. Tabii ki o çocuk sınava girsin. Otururuz, konuşuruz. Çocuklar eğer isterseniz siz bir 5 sene sonra 13, 18, 19 yaşına gelince yine sizi evlendiririz deriz. Nasıl olsa bunlar istemeyecekler 5 sene sonra. Bir ikna ederiz. Ya niye biz böyle konuşamıyoruz? Ben konuştum Müge Hanım. Hepsini senin için söylemiyorum. Efendim ben, işte bak böyle konuşulmazsa ve böyle işte saçma sapan küçük yaşlarda kız çocuklarımız okumadan, ekmeğini eline almadan evlilikler yaparsa ne oluyor? Mal gibi alınıyorlar. Sonra geçinemedik deyip ortada bırakılıyorlar. Olan çocukları oluyor. Çocuklar da sağa sola evlatlık veriliyorlar. Ve dün işte 85 yaşında bir anne 60 yaşındaki oğluna kavuştu. 60 yıl evvel evlatlık verilen oğluna kavuştu. Hepimiz gözyaşları içinde izledik bu olayı. Fakat ben size söylemiştim. Birbirini çok isteyen ve çok uyumlu bir aileye denk geldik. İki aileye denk geldik diye. Aydın onların evinde gerçekten bayram vardı. Buradan çıktılar, bir araya geldiler. Sonra biz ayrıldık onların yanında. Evde buluşmuşlar. Pastalar kesilmiş iftardan sonra falan. Çok güzel görüntüler. Programımızda bu defa filmlerde bile rastlayamayacağımız bir yaşam öyküsü ekrana geldi. 60 yıl önce evlatlık verilen bir çocuğun öyküsüydü bu. 85 yaşındaki annesinin son isteğini yerine getirmek için stüdyomuza gelen Nurten Hanım, abi Bedir'i bulmak istiyordu. Biz bile geç kaldık bu hikayeye. Geç kaldık bu buluşturmaya, inşallah bulunursa. Mucize gerçek oldu ve annesinin 60 yıldır ardından gözyaşı döktüğü Bedir'i bulduk. İsmi değişmiş, Enver olmuştu. Abim telefon attı bizden. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi ki çıkmışım ya. İyi ki çıkmışım. 60 yıllık bir hasret son bulacak ve Nurten Hanım'la abisi Enver Bey kavuşacaklar. Mutluluğumu tarif edecek bir kelime bulamıyorum ya. İnanın çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Siz de geldiniz. Siz de helal edin. Nurten Hanım tabii sizi buldu. Siz sanıyor musunuz ki ailenizin diğer fertleri de oturdular kalktılar? Onlar da koştular geldiler. Abi kardeş ilk kez birbirlerini görecekler. Ay ne kadar benziyorlar. Abi kardeş hasret ile yandım. Ben de canım ben de evim. Sırada Ender rastlanan bir olay vardı. 85 yaşındaki bir anne 60 yıl önce evlatlık verilen oğlunu ilk kez görüyordu. Anneciğim nasıl anneciğim? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah ne muradını Allah seversin. Hepimizden. Balı teyze. Hoş geldin. Mutlu musun? Mutluyum. Sesim. Mutlu musun? Canım benim. Gözün aydın. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bak oğluna da kavuştu. Saatler dağları deldim geldim. İyi yaptın dağları deldin geldin. Saatlerce de yol geldi vallahi kıyamam. Anne kokuyor. Ben de dedim hepsi çok tatlılardı. Gelinler, torunlar, kardeşler, halalar, amcalar ilk kez stüdyomuzda buluştular. İlk kez birbirlerine sarıldılar. Bakıyoruz ve en yeni aile fotoğrafımızı çektiriyoruz. Enver Bey'in hayatı sihirli bir dokunuşla değişmişti. 60 yıl sonra geniş bir ailesi olmuştu. Kayıp yılların acısını çıkartmak istiyordu adeta. İstanbul'u ilk defa annesi ve kardeşleriyle geziyordu. Biz kocaman bir aile olduk. Geçip turna kurdum köyden, turna metal her yerde, her birimiz bir yerde. Çok. Mutluyum ki dağlar gibi uçuyor. Bütün gece hep bunu düşündüm ben. 60 yıl sonra annem hayatta ve ben ona kavuşacağım yani. Ya anlatılmaz bir şey ya. Mükemmel bir şey. Ben de şok oldum birden görünce yani. Aynı benim kopyam. Her şeyle benim yani. Çifte bayram yaşadım yani. Bütün kardeşlerim hep bir araya geldik. Büyük bir aile o. Birden oluştuk, camiye oluştuk.
anneyle oğlu kavuşturma bir ömrüme bedeldi. İyi ki varlar, iyi ki gelmişim, anne, abimi bulmuşum, anneme kavuşturmuşum. Mutluyuz. Kocaman bir aile olduk. Bu bize iki bayram birden yaşamak gibi bir şey. Çok mutluyuz. Dayılarım çoğaldı ve biz gerçekten de bir aile olduk. Ailemiz büyüdü. Kralım ben, kral. Sağımda kardeşim, solumda kardeşim. Bundan güzeli var mı? Mutluyum. Allah razı olsun ablamdan. İyi ki çıkmış sizler yani oraya. Müge Hanım çok güzel oldu. Seni seviyorum. Aa, kalp yaptı. O da yapıyor, o da yapıyor. Ne güzel kalpler oldu. Biz de var aileyiz. İyi ki varsın Müge Hanım. 60 yıllık özlemleri dinen aile bu mutluluklarını pasta keserek kutladılar. Haydi bakalım. Ailemiz hoş geldiniz. Hep beraber. Nurten Hanım stüdyomuzdaymış. Nurten'cim. Ay çiçeğiyle gelmiş, inanmıyorum. Çiçek sensin vallahi, ailenin çiçeğisin. Bizi de mutlu ettin, hoş geldin. Ay çok teşekkür ederim. Canım benim, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizin sayenizde kavuştum. Ağladın ağladın, şimdi yüzün gülüyor şimdi. Şimdi çok mutluyum, sayenizde çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Annemin selamını getirdim size. Selam, beni hoş görsün dedi. Çiçek, bir çiçek değil ona binlerce çiçek feda olsun dedi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Aileniz bol selamı var. Gülürüm yeter kal. Yerli Kaya sizi çok seviyor. Her gün izliyor. Arkadaşım Zeycan Ayıldı sizin için çok izliyor. Çok selamları var. Sizin yeri, onların yerine sizi öpmek istiyorum. Evet, aleyküm selam herkese. Çok teşekkür ederim. Dün geceyi de çok güzel geçirmişsiniz. Evet, çok güzel geçirdik. Ayrılamadık. Eve gittik. Beraberce iftar yemeği hazırladık. Sabaha kadar uyumamışsınız yine. 4'e kadar uyumadık. Ben sonra pes ettim ama. Çünkü yarın yayına gideceğim, daha gidemem dedim. Yarın yayın var tabii, evet. Evet, çünkü Müge Hanım'a annemin aracılığıyla çiçek getirmek istedik. Ben annene bayıldım. Çok mutlu oldum yani gerçekten onun adına da. Annem çok çekti. Simitçi babanın bir evladı, evladından ayrılmış bir annenin evladı olarak biz toprak, dabanı toprak olan bir evde yaşadık. Banyosu olmayan bir evde yaşadık. Ama mutluyduk, sevinçliydik, huzur vardı, sevgi vardı. Ama ayrılıklar olmasın. Kimse, hiçbir anne evladından ayrılmasın. Hiçbir baba evladından ayrılmasın. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Hepinizi çok seviyorum. Senin simitçi baban da işte alın teriyle evet. Ne güzel yetiştirmiş. Benim ilkokuluma her teneffüste yağlı getirirdi. Onun yağlısıyla, onun simidiyle biz büyüdük. Kurban olduğum Allah yattığı yer cennet mekanı olsun. Amin. Seni de çok güzel yetiştirmiş. Böyle güzel yüreği, sevgi dolu. Teşekkür ediyorum. Seni tanıdığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun sizden oldum. Sizden de artık güzel bir bayram fotoğrafı beğeniyorum. Sizinle bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorum. Dün bak hatıra fotoğrafı bak. Bak şuraya. Bak hatıra fotoğrafı çektirdik gördün mü? Tamam gel şimdi burada konuşuruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Efendim aramızda ALS MNH Derneği Başkanı buyurun. Nilüfer Şeftalicioğlu var. Nilüfer Hanım da yaşananları izliyor böyle tabii dehşet içinde. Çünkü onlar kamu yararına bir dernek de görevliler. Dediğim gibi ALS MNH Derneği. Efendim Türkiye'nin her yerindeki dernek üyesi hastalarına jeneratör, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta karyolası, havalı yatak, iletişim cihazları, aspire cihazı, lift, sarf malzemeleri gibi yardımlar dernek tarafından yapılıyor. Üstelik her çarşamba günü derneğe gelen hastalara gönüllü uzmanlar tarafından fizik tedavi desteği sağlanıyor. Yani çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Bugün de bize de plaket vermeye gelmiş Nilüfer Hanım. Aslında tabii ben size sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum yaptığınız çalışmalardan dolayı. Biz çok küçük bir katkıda bulunabildik ama özellikle söylüyorum eğer bu anlamda katkıda bulunmak isteyenler varsa derneğimize ulaşabilirler. Ay çok teşekkür ederim. Buyurun efendim.
seni. Bir dakika. Evet. Hiç sevmem biliyorsunuz böyle yamuk yumuk şeyler. Evet. Evet. Evet, şöyle göstereyim. Nilüfer Hanımcığım, ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok onur verici. Şöyle ekibe de, onların da emekleri çok. Ay, çok teşekkür ederiz. Ekibiniz için de bir teşekkür belgesi hazırladık. Hemen onu da göstereyim. Sevcan, gel sen de ekip adına. Nilüfer Hanım, sizin derneğe yardım yapmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler efendim? Buyurun, buyurun oturun. Size nasıl ulaşabilirler? İsterseniz o konuyu da hemen söyleyin. Bize web sayfamızdan ulaşabilirler. Telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Derneğimizi bizzat ziyaret edebilirler. Biz Ataköy'deyiz. 7. 8. kısımlarda. Derneğimiz her gün açık. Cumartesi, pazar dışı. Başkanımız İsmail Gökçek 17 yıldır derneğimizin başkanlığını yapmakta ve kendisi de bir ALS hastası. Bizim amacımız Türkiye'nin her yerindeki hastalara ulaşabilmek, onları derneğimize üye yapabilmek, farkındalık yaratabilmek. Mayıs ayı Dünya ALS Farkındalık Ayı. Biz bu ayda çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Seminerler, üniversitelerle işbirliği içinde sempozyumlar. Amacımız derneğimize ve hastalığımıza farkındalık yaratabilmek. Bir bandınız da var zaten, yayınlayacağım onu da önümüzdeki günlerde. Ve şunu söylemek lazım, yani sağlıklı kişilerin de yakalanabileceği bir hastalık. Tabii yani ki. Ne zaman başımıza geleceği belli olmayan rahatsızlık. Evet. Yani doğuştan da olanlar var ama mesela normal sağlıklı insanlar da birden ALS olduklarını öğrenebiliyorlar. Bu anlamda hem sizin dernekten bilgi almak hem de sağlıklıyken bu rahatsızlığa yakalananlara destek olmak son derece önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Zaten vizyonumuz bu. Uluslararası yaşam standartları seviyesinde bütün hastalarımıza onların yaşam kalitelerini artırıcı hizmetler götürebilmek. Yaşam kalitesi bizim hastalığımızda çok önemli. Hastaların ömrünü uzatması açısından. Biz burada dernek olarak devreye giriyoruz. Bizi arasınlar. Bilimsel olmayan hiçbir tedavi. Sözüm ona tedavi. Evet, tedaviyi onaylamıyoruz. Lütfen bu konuda da çok dikkatli olsunlar. Bilimin etik kuralları ışığında hareket etsinler. Maddi ve manevi zarara uğramasınlar. Biz hastalarımıza bunu hep söylemeye, iletmeye çalışıyoruz. Çünkü çok zor bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Az önce programın başında söylediniz. Ölümsüz olmak. Bizim başkan yardımcımız Alper Bey de ALS hastası. Kendisi İzmir'de ve bir tıp doktoru. Başkanımız keza öyle. Yaptıkları bu hizmetlerle bizler yönetim kurulu üyeleri olarak tamamına yakınımız, hasta yakınıyız. Ben de eşimle beraber bu hastalıkla tanıştım ve onun bana yüklediği bir misyon olarak bunu düşünüyorum. Ve ben de onun ölümsüz olması için burada hizmet vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kutluyorum sizi. Ayrıca ailesinde ALS olan, annesi babası ALS olan öğrencilere, okuyan öğrencilere burs yardımında da bulunuyorlar. Dediğim gibi gidersiniz, görürsünüz, görüşürsünüz. Evet. Eğer içiniz ısınarsa da bu derneğe de yardımda bulunabilirsiniz. Hanımefendi diyor ki adresimizden, telefonumuzdan, mailimizden bize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi efendim, ya güzel bir haber de vereyim. Dün de gene sona geldi. Eski çalışma arkadaşımız Merve Kır, sevgili Merveciğimin Işık ekibimizden Onur Kır'la evlendi. Burada böyle bir başka kimseyle tanışamıyorlar zaten. Bizim Işıkçı arkadaşımız Onur'la Merve burada tanıştılar, burada evlendiler. Dün de bebekleri oldu, kızları Evrem. Allah ananı babanı büyüsün inşallah, vatana, millete, ailesine hayırlı bir evlat olarak yetişsin. Kendilerini canı yürekten kutluyorum. Şimdi bir reklama gireceğim. Reklamdan sonra bir izleyicimizin hayalinden size bahsedeceğim. Onun hayalini gerçekleştireceğiz ve efendim Ecrin Bebek'le ilgili dün biliyorsunuz zehirlenme iddiasıyla ilgili de bir takım sohbet aramızda bir takım iddialar ortaya çıktı. Ve zehirlendiği söylenilen çocuk, yani senin kuzenin, annenin, eltisinin kızı
Dün gitti ve savcılığa bu konuda ifade verdi. Evet dedi. Evet beni zehirledi dedi. Bizimle de röportaj yaptı. Ve daha sonra konuştuk ki ailenin gerçekten hayvanları bu son dönemde sürekli ölüyormuş. Koyunlardan başlamış bu iş. Koyunlar arka arka ölmeye başlamış. İnekler arka arka ölmeye başlamış. Kazlar ölmeye başlamış. Şimdi acaba Evrim bebeğin kaybolmasıyla bu ardı ardına yaşanan diğer canlıların ölümünün bir ilgisi var mı konusunu bugün konuşacağız. Ama önce reklamları izlemek zorundayız. Az 28.68'e gönder, ihtiyaç sahibi bir yaşlıya, ailesinden uzakta bir öğrenciye sıcak bir yemeği sen ikram et. Efendim, Ramazan'da hayallerinizi gerçekleştirelim demiştik ve gelen mektuplardan Sıdıka Tekdemir'in mektubunu ve hayalini size izletmek istiyorum. Özellikle başkaları için, kendisi değil de başkası için bir şey isteyen biliyorsunuz çok kıymetli. Benim nezdimde öyle, eminim sizin nezdinizde de öyle. Sıdıka da annesi için bir yardım istemişti. Hayallerinizi bana yazın, gerçekleştirebildiklerim olursa başımla beraber ne mutlu. Ah annem ah, inşallah senin de yüzün güler. Hayalini kelimelere döktü, mektubunu Müge Anlı'ya gönderdi. Mektup yazın, hayallerinizi gerçekleştirelim dedi Müge abla yayında. Ben de ondan duydum. Bir deneyim şansımı dedim. Müge abla çok iyi bir kadın. Çok seviyorum onu. Sıdıka Tekdemir'in hayali kendisi için değil, Niğde'de yaşayan annesi için. Annesinin evinin tamir edilmesini ve evinde rahat etmesini istiyor. Annem ameliyat oldu. Belinde kayma varmış. Yani ağır kaldırması yasak. O yüzden ben yani mutfak dolabının, evinin içinin falan yapılmasını istiyorum. Çünkü bulaşıkayacak bir dezgahı bile yok. Yerde yıkıyor. Yatak, yatağının yüksek olması lazım. Demir somyalar var ya eskilerin. Onun üstüne bir yatak koydu. Demirleri batıyor. Vallahi ben işte mektubumu yazarken Müge ablaya çok duygulandım. Hatta ağladım yazarken. Sadece annemi düşündüğüm için. Yani bugüne kadar yüzü hiç gülmedi. Çok istiyorum annemin mutlu olmasının, yüzünün gülmesini. Mutlu olsun yeter annem. Evet efendim, işte bir mektup ve mektubun içinde annesinin yaşadığı evi göndermişti Sıdıka. Anne Dürya Hanım yıllarca eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet görmüş. Hayatında birçok zorluk çekmiş. 7 tane çocuğu var. 2005 yılında 23 yaşındaki kızı Sevilay'ı kalp rahatsızlığından kaybetmiş. Annesini babasını kaybetmiş. Eşini kaybetmiş. Şimdi emekli maaşıyla iki çocuğunu okutmaya çalışıyor ve yanında kalan işsiz kardeşine bakıyor. Damları akan işte bir evleri var, yatakları yok ve mutfakları yok. Hanımefendi belinden geçirdiği rahatsızlık sonucu platin takılmış beline. Yani bu rahatsızlığı çekenler bilir. Tabii ister istemez sizin bir hareket alanınız kısıtlanıyor. Ama şimdi onun ne bir mutfağı var, ne bir leğen koyacak bir tezgahı var. Hiçbir şeyi yok. Ve işte Sıdıka da yazarken ağladım dedi. Gözyaşları mektubunun üzerindeydi. Sıdıka da bugün stüdyomuzda. Sıdıkacığım hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? 27. 27 yaşındasın. Gel buyur. Evet, o gözyaşlarıyla annesi için bir yardım istemiş. Merhaba. Yani Sıdıka, hayalinizi yazın deyince senin annenin, senin de aklına annenin evi mi geldi? Evet hocam. Kıyamam ben sana. Annen yemek yapamıyor mutfağı olmadığı evet, için. Evet, annem geçen 2018'de burada İstanbul Sancaktepe İlhan var. Hastanesinde ameliyat oldu. Belinde kayma var. Bel fıtığı vardı. Platin taktılar. O yüzden şimdi ağır kaldırması yasak. Mecbur evde böyle olduğu için leğen de yıkıyor bulaşığını. Camdan döküyor. Yani çok zor yaşam şartı var annemin. Hep nem, rutubet evin üstü. Yatacak yatağı yok. Eskilerin somya yatağı olur ya böyle demirden. Onunla yatıyor. Bir tane yatak koysa demiri batıyor, iki tane yatak koysa içine gömülüyor. İki tane kardeşimi okutmaya çalışıyor aynı zamanda lisede. Yani benim elimden hiçbir şey gelmiyor, yani durumum yok. O yüzden sizden inşallah bir yardım istiyorum. Sizi çok seviyorum. Canım benim, hoş geldin, sefalar getirdin. Senin de annen için böyle bir şey istemen hepimizi çok etkiledi. Ve senin hayalini gerçekleştirmek için de
Emrah Özdemir, Sayın Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı. Efendim telefon hattımızda. Başkanım günaydın. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, aramızda genç bir hanımefendi var ve diyor ki annemin iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. Sağlığı da elverişli değil. Ömrünün son günlerinde en azından bir mutfağı olsun, bir yatağı olsun diyor. Biz de size başvurduk, siz de bizi kırmadınız. Buyurun efendim. Tabii ki öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. Sizin de bu çabalarınızı görüyoruz, izliyoruz da. Teşekkür ederim. O yüzden sizlere de minnettarız. İnşallah biz de üstümüze düşen neyse bu konuda başta Sıdıka olmak üzere, Sıdıka'nın annesine yardımcı olmak adına. Ve diğer de üstümüze ne düşerse inşallah sizi yapmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Yani, Niğde Belediyesi olarak zaten sosyal belediyecilikte gerçekten iyi konumdayız. Ama Türkiye'de de marka olmak istiyoruz. İnşallah sizi de takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da sizi takip ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Bu konuda zaten Sıdıka'nın köyü biliyorum Karatsılı. Ben de Karatsılıyım, aynı köydenim. Hemşeriniz. O yüzden dediğim gibi ne gerekiyorsa biz zaten kendimize zaten ziyarete gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum o zaman Emrah Bey. Biz de sizin bu markalaşma yolundaki çabalarınızı destekliyoruz. Herkesin iyi bir yaşam hakkı var. Herkesin evinde bir mutfağı, bir tuvaleti olması, bir masası, bir yatağı olma hakkı var. İşte bazen olmuyor imkansızlıklar sebebiyle ama bir şekilde el ele vereceğiz. Annen de bundan İnşallah. Sonra böyle Emrah Bey Özdemir'in katkılarıyla güzel, konforlu bir evde yaşayacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim size. Rica ediyorum. Biz gerekeni yapacağız. Sizleri de Niğde'ye bekliyoruz inşallah. Davet ediyoruz. İnşallah. Ben zaten çok severim Niğde'yi. İnşallah hem sizin çayınızı içmeye hem de Sıdıka Hanım'ın annesinin böyle güzel mutfağında yapacağı çay içmeye geliriz. İnşallah. Tamam inşallah. O zaman sözünü aldık sizden. Sözünü aldık. Bekleyin. Tamam. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Zaten görüntüleyeceğiz. İzleyicilerimizi de izleteceğiz. Sıdıka hadi bakalım. Annen izliyor mudur bizi? Vallahi bilmiyorum ki. He? Annenin de televizyonu var, eski bir televizyonu var. Televizyonu koyacak bir televizyonluğu bile yok. Evet. Ya aslında tabii bir şekilde de evinden mesela çok kullanılmamış eşyaları vermek isteyenler var. Bir tarafta evinde eşyaları olmayanlar var. Böyle mesafeler uzun olunca evet. O bağlantıyı da işte kuramıyoruz böyle. Şimdi mesela hasta yatağı, Niğde'de hasta yatağı olup da vermek isteyenler olabilir. Senin annene bir hasta yatağı lazım yani evet. Kalkabilmesi için, kolay kalkabilmesi için. Şimdi başkanım zaten sizin evi eminim yaşanılır bir hale dönüştürecektir. İnşallah. En kısa zamanda ben de izleyicilerimle paylaşacağım o görüntüleri. İnşallah. Tamam canım benim, sağ ol var ol geldiğin için. Niye bu kadar heyecanlısın ya? Biz oturuyoruz işte, bak burada evimizin salonunda oturur gibi. Çok güzel mektup yazmışsın, aferin. Hala daha arayıp da mesaj yazayım mı diyene de kardeşim mesaj yazayım. Ben ne dedim? Mektup yazın dedim. Yani ben istiyorum bu mektupları. Şu mektuplaşma kültürümüzü kaybettik. Oysa bence mektuplaşmak çok güzel bir şey. Bu mesajlarda ben de bunu yapıyorum. Mesela şimdi birisi bir şey yazıyor. Öfkeleniyorum. Cart diye cevap yazıyorum. İşte içimden bir 50'ye kadar saysam. Tabii. Mesela öyle cevap yazmayacağım. Şimdi mektuplaşmak o anlamda çok konforlu ve daha güzelmiş. İnsan bu kadar hızlı iletişimde bazen öfkesine hakim olamıyor. Dursan bir düşünsen evet. Biraz daha sözlerini yumuşatacağım. Mesela mektup yazmaya başlasan falan daha da yumuşatacaksın. Kağıdı alacaksın, kalemi alacaksın, biraz, cümle kuracaksın. Biraz uzun olacak. Daha uzun olacak. Sonuna geldiğinde dur bir daha baştan okuyayım diyeceğim. Diyeceksin ki dur ya bunu böyle söylemeyeyim. Yanlış anlamışım diyeceksin. Şimdi bu özellikle hani mesajlaşmakta bile biraz daha şeydi. Bu WhatsApp denen şeyde internet yolu dırt 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 herkes birbiriyle kavga ediyor. Neden? Çünkü o sırada öfkelenmiş oluyorsun. Biraz böyle sevgi sözcüklerimizi de birbirlerimize olan öfkeleri de asla kağıda kaleme döksek daha güzel bir iletişim evet. Kuracağımıza inanıyorum. Biraz eskiye özlem demeyelim. Ben eskiyi özlemiyorum. Teknolojik gelişmelerden çok mutluyum. Ama teknolojik gelişmelerin insan ruhu ve öfkesiyle falan birleştiğinde gerçekten kötü sonuçlara yol açabileceğini de biliyoruz. Mesela sosyal medyada da öyle. Birisi ortaya bir laf atıyor. Diğerleri o laf doğru mu değil mi, nasıl söylenmiş, ne zaman söylenmiş bakmadan altına yorum yazıyor. Sorsan çeksen ne demiş? İzlemedim ki diyecek. Birisi yazmıştı, ben de yazdım. Yani düşünme şeyimizi alıyor bizim bu internet, sosyal medya, hızlı iletişim. O yüzden mektup mektuptur. Aferin Sıdıka ilk gün hemen ben söyledim. Ertesi gün mektubu geldi Sıdıka'nın. O yüzden de annesi inşallah şimdi çok güzel olacak.
Annelerimiz çok kıymetli. Anneleri için güzel şeyler isteyenlere bayılıyorum. Annelerimiz çok kıymetli. Onların kıymetini bileceğiz. Onların iyi yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekiyorsa kendimizden fedakarlık edeceğiz. O iyi olsun diye çabalayacağız. Çünkü onlar da bizi çok zor yetiştiriyorlar. Anne evet. demek bence hayatın temel taşı yani. Hepimiz Aynen. yere düştüğümüzde kaç yaşında olursa olalım anne diyorsak ilk o zaman evet. annelerimizin kıymetini de bilmemiz lazım. Şimdi stüdyodaki beyler bakıyorlar tabii ki babalarımızın da ama anneler bak hala yemek yaptığı için işte çamaşırı, bulaşığı onlar yaptığı için onların konforlu bir hayat sürmeleri gerçekten son derece önemli. Efendim gelelim Ecrin'e. Ecrin'le ilgili dediğim gibi Sevcan demişti ki ben duymuştum bu zehirlenme olayını. Evet. Dün Özkan'la konuştum ve koyunların zehirlendiğini öğrendim. Deniz'e de söyleyeceğim. Deniz dedi ki ben hiç böyle bir şey duymadım bugüne kadar dedi. Ama kuzeniniz yani annenizin eltisinin kızı. Hani diyorlardı ya eltisinin kızını zehirledi diye. Dün gitti ve savcılığa ifadesini verdi Fatma Kurnaz. Bizimle de konuştu. Bir hatırlayalım önce ne konuştuğumuzu sonra Fatma Kurnaz'a söz vereceğim. Benim hayatım söndü, evim ocağım söndü. Bilirseniz bir şey anlatın. Allah aşkına diyorum. Eğer ki bu çocuk annemin Özkan'dan çıkmasın ben şu pantolonu çıkartacağım etek giyeceğim. O yatağı giymezsen ben giydireceğim o yatağı. Tamam, giydir. Az bir saniye. Onlar şu anda çocuğu ne yaptılar düşünüyorsun ben sen? Ben yine diyorum çocuğu ya traktöre ezdirdiler He. ya da bir cam meselesi çıktı. Çocuk düştü, düşebilir. Yani, onu düşünüyorum. Çocuk öldü diye düşünüyorsun. Başka bir imkanım kalmadı. Sen köyü aramışsın geçen de Derya'yı. Demişsin ki çocuk annemine Özkan'dan çıkarsa babama gelip Sevcan'a dört dörtlük hizmet edeceğim. Evet. Benden de çıkarsa ben de köye gelemem bir daha demişsin. Ha. Öyle değil. Ben ne dedim? Evet. Annemine Özkan'dan çıkmasın. O köye ben daha dedim adım atmam. Şimdi 17.10'da Sevcan annesini aramış. 18.40'da yani 7'ye 20 kala da Özkan'la konuşmuşsun. Özkan'dan önce babanın seni aradığını söylüyorsun. Evet. Yani demek ki 18.30 falan olsun hadi. Ya da 18.35 olsun. Şimdi bu güvenlik kamerası kaç? 19.20. Yani evet. 40 dakika sonra. Özkan'dan sonra 40 dakika sonra. Evet. Babadan sonra 40'tan da fazla. Evet tabii. Ben Özkan'ı aradım. Özkan malın yanındayım dedi. Şimdi 1,5 yaşındaki bir çocuk. Biz buraya yürüme geldik ama abla. Uzak ve buranın bir arka tarafından bindik. Bir dakika. Sen taksiciyi 19.12'de aramışsın. Sen hani 18.40'da öğrendiğini düşünüyoruz ya. Ben babamın kaç yani aradığını bilmiyorum. Yani 32 dakika sonra taksiciyi aramışsın. Müge Hanım şunu dedi bir de bana kendisi. Beni aramış, jandarmaya haber verelim mi, vermeyelim mi? Jandarmaya arama saati de var, 20.06. Yani 6.30'da öğrenip 8'de arıyorsun jandarmayı. Tamam babam, buna dedim ki babama söyledim, arasın dedim. Telefon geldi, bak kamerada benim çıkıyor. Ben direkt oradan ağrı geldim, manavdan aşağı aldım, arabaya bindim, çektim, gittim. Ya evet. Taksici Bilal'i aradığın saat senin şeyinde 19.12. 32 dakika sonra taksiciyi aramışsınız öğrendikten. Ecrin'in babasının kim olduğu ile ilgili tartışmanın aile içinde de yaşandığı öğrenildi. Sevcan sen çocuğu azarlıyorsun, vuruyorsun ellerine. Evet. Çocuk kimin yanına kaçıyor o zaman dayı? Senin. Kim? Benim yanıma kaçıyor değil mi? Çocuğu evet. kim kolluyor ben kolluyorum. O çocuğu gırkı çıkana kadar kim yıkadı Sevcan? Sen yıkadın. Ben yıkadım. Ama o sırada ama kardeşinin çocuğu diye biliyordun. Ölen kardeşinin çocuğu diye biliyordun. Ben yine ama öyle biliyorum. Ama artık son zamanda ölen kardeş... Bak bir şey söyleyeyim mi Hacer Hanım? Söyle. Yani sen de artık... Yarım asrı tamamlamış bir kadınsın. İki kusura bakma. İnsanın kardeşi öyle 4 tane 5 tane kadınla beraber olup çocuğu olmayıp son biriyle beraber olup 6 yıl sonra kadın hamile kalırsa herkes aynı şeyi düşünür. 2 gün öncesi sordum kendine. Size sordun işte. Hayır, sordum. Var aklında bir şüphe. Sevcan dedi ki ben bu köyde durmak istemiyorum gideceğim. Deniz istemiyorum dedi Sevcan. Aa yüzü. Ben de dedim ki Sevcan sen gidebilirsin ama ben bu çocuğu sana vermem dedim. Bu çocuk dedim benim kardeşimin hatırası dedim. Ya ama sen peki onların arasındaki problemden nereden Cengiz'in çocuğu olup olmadığı mevzusunu sordun? İkisinin içinden anladım. Sevcan ne bilirsen anlat da milleti uğraştırma. Allah aşkına söylüyorum. Abi hiçbir şey anlatmıyorum Sevcan. Bildiğin hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya anlamadım. Sizin gibi boş konuşmuyoruz. Boş mu konuşuyorsun? 3 seneki önceleri. Cediniz. Yok çocuk yıkan, çocuk yıkanmadı meselesi değil. İşte yıkandı, yıkanmadı. Anlatacağım burada çocuk da bu ipini bulacak. Niye bu Cengiz'in mi bu çocuk değil mi değil? Niye sordun bir şey duymasak? Ne oldu Sevcan? De sordu Açık Sevcan. Açık ver de konuş Sevcan. Sana demedim mi? Deniz çok yalan konuşuyor Sevcan. Sen doğrusunu konuşursun. Konuş bana demedim mi? Niye yalan konuştu Deniz? Allahça konuş. Sevcan'a soruyorum ben. Sen bu kelimeyi her zaman konuş.
konuşuyorsun? Her zaman konuşuyorum. Sana diyorum ki Deniz'e uyma, yalan. Her zaman demedim mi sana Sevcan? Karnında dedim, çocuğun var, çocuğuna bir şey olur Sevcan. Yalan. Deniz'e uyup da yalan konuşma demedim mi? Deniz, sana bunu başka konuşuyor? Biri mi söyledi Hacer Hanım? Hayır, hayır. Ben başka kimseden duymadım. Yani. Ben bunu rahmetli Cengiz dayım ölmeden önce kendim bunu söyledim. Çocuk olmadı. Kelimesi de... Olmadı. Bir gece baban dinlemiş nizanızı. Buradan Sevcan'a bir şey sordum, hemen Deniz atlıyor. Sevcan çeviremiyor, Deniz çeviriyor. Yani oğlum, ben şunu diyorum söyle ki... Söyle yani, bir kavgada bir Deniz sana bir şey söyledi de yoksa... Hayır, söylenmedi. Söylemedi. Denizle bak, bizim kavga çocuk... Kavga da demeyin çünkü siz sonrasında söylüyorsunuz. Ağız şeyimiz olmadı. Tamam, hiç tartışma yok. Güzel çay içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Hı. O sırada mı geçti mevzu? Bu oturmuş çekkata böyle koymuş kolunu, düşünüyor. Sevcan dedim, niye düşünüyorsun dedim. Bazen dedim lafla eşi diyorum. Deniz'ini aranızda dedim, çocuk meselesi geçiyor. Bu çocuk dedim Dengiz'den mi... Başkasından mı? Ama az bir dakika bak. Kendisi ne? Düştü bak orada. Diyor ki ben bunları arada sırada eşidim. Sen biraz önce diyorsun ki o gün duydum da ben sordum diyorsun. O gün ya şimdi duydum. Diyorsun... Sana abin de söyleyebilir bunu. Bir başkası da söyleyebilir. Hayır, sana kim dedi bu çocuk? Hiç söylemedi. Abimin bana yani bak Hacer Hanım. Abi söylemedi. Aslında... Söylemedi. Sen bana ne dedin? Abime niye söyledin Deniz çocuğun Cengiz'in olmadığını dedin ne mi demedin mi? Ne zaman dedim? 3-4 ay önce. Beni suçlamakla vazgeç oğlum. Ben sadece o gün duydum. Hacer Hanım'la oğlu Özkan'ın çelişkili açıklamaları nedeniyle Ecrin'in saat kaçta ve nasıl kaybolduysa bir türlü netlik kazanamadı. Sen şimdi diyorsun ki ben çocuğu aramaya gittim. Ha. Özkan'ın peşinden gitti sandım diyorsun. Ha. Özkan da orada mal aradığını iddia ediyor. Sen Özkan çocuğu bulamadın. Değil. Özkan'ı niye bulamadın? Bağırdın. Özkan niye sesini duymuyor? Özkan niye bulmadı? Özkan nasıl duyacak? Duyamaz mısın sesini? Ben orucudum. Susadım. Özkan'a niye seslenmiyorsun? Özkan'ın oraya gittiğini bilebilir. Ben malı görmedim. Özkan'ı görmedim ki. Özkan'a nasıl sesleneyim? Jandarma senin bütün gittiğin yerlerdeki insanlarla konuşmuş. Hiç kimse seni görmemiş. Zaten bizimle de konuştular. Evet. Diyorlar ki eğer arası neydi Hacer Hanım? Evet. Mutlaka duyardı. Ben çok aramadım Müge Hanım. Ben az aradım geldim. Baktıysan da seslenmedin. Ecrin değil seslenmedin. Özkan değil seslenmedin. Seslenmedin sen. Seslendi. Az seslendim. Seslendim. Ecrin. Ya Özkan'ı niye aramadın? Özkan'ı. Özkan'ı niye aramadın? Özkan'ı ben barajın kenarına gitti biliyorum. Mala dedi gidiyorum dedi Özkan. Sabah binmiş ya o traktörüne. Çocuk onu sevdi. Şimdi tekrar eve geldi. Uyuyakalmış. Doymamış. Tekrar Özkan dışarı çıkıyor. Evet. O bilmez onun nereye gittiğini falan. O yine onun arkasından ağlar. Evet. Sen de diyorsun zaten Özkan merdivenlerden inmişti. Bu da onun peşinden gitmek istedi. Evet. Evet. Sen de diyorsun ki al kazağını, evet. Al ayakkabısını giydir. Evet. Ve sen aslında onunla onu bırakıyorsun. Sen onu görmüyorsun bahçede falan oynarken. Gel sen doğruyu söyle. Kapıda. Saklama anne, görmediysen görmedin. Görmediysen görmedin. Çocuğa yere indiğini gördüm çocuğun. Yerde olduğunu emin. Tamam, merdivenleri indiler. Onlar merdivenden inerken sen de döndün mutfağa geri döndün. Evet. Çocuk da Özkan'ın arkasından beraber gittiler. Sen de öyle düşündün. Evet, Özkan'la gitti düşündüm. Ya dedim. O yüzden de sen aramadın. Ben öyle çok bağırmadım. İyicinin kayıp olacağı ümidim dedi. Ben ikisinden şüphelendim. Madem benden şüphelendin, Özkan'dan şüphelendin, niye aramaya gidiyorsun? Bekle Özkan'ı ya da ara beni Deniz, çocuk yok. Deniz ve Özkan'ın amcasının eşi Lütfiye Hanım'ın ortaya attığı zehirlenme iddiası ise gözlerin Hacer Hanım'a çevrilmesine yol açtı. Benim Fatma'mı zehirledi o. Ayran yaptım sana demiş. Elma ilacını koymuş, karıştırmış, bunu iç demiş. Benim kıza Fatma'ya. Niye dememiş, beni niye vermemiş verseydi ben cezamı çekerdim o zaman dayı. Ben buna çok karşıyım. Bana yengem de söyledi. Ne zaman söyledi? Biz Vezir Köprü'deyken söyledi. Orada dedi duramazsın dedi. Benim dedi Fatma'm da dedi, zehirledi dedi. Eltilerime sorabilirsiniz. Kayınlarıma sorabilirsiniz. O diye benim çocuğumu zehirlemedi. O diye benim çocuğumu zehirlemedi. O diye beni zehirlemedi. O diye beni zehirledi. Şimdi burada neyse yani. Hayır, Sevcan'ın bildiğini sen hiç bugüne kadar duymamış mıydın? Yo, bana söylemedi. Ben söylemedim. Bana siz söylemedi. Siz duymadınız. İnan sen duymuş muydun bu mevzuyu? Hayır, duymadım. Şimdi duyuyorum. Acaba diyorum ki etrafa belki bir örtü böcek için tarım ilacı o çocuk da oralarda dururken ağzını atar. Öyle bir şey mi oldu? Öyle de olsa çocuk evimin yanında görürdüm. Çocuğu ben evin yanından sonrasını bir daha mı görmedim? Bu çocuk Hayır Hacer Hanım, yani o zaman da söylemeye de korkarsın evet. Belki hayır. İşte hani dersin ki böyle böyle. Herkese derim çocuğumun başına bir kaza gelse. Bu çocuk ya zehirlendi orada ya bir şey oldu falan filan, korktunuz gömdünüz bir yere. Evet efendim, yine söylüyorum, bunca zamandır yayın yapıyoruz. Ben bu çocuğun evlat edinilmek niyetiyle birisi tarafından gelinip alınsa... O kişinin ortaya çıkıp ya bu çocuk bende demesini beklerim ki 50 kere de derdi diye düşünüyorum. Evet, kimse de böyle bir riskin altına girmez. Yine söylüyorum, bugüne kadar cesaret edemeyen varsa bende bu çocuk diye dedin. Kim ne yapsın kimin çocuğunu da o söylemese konu komşusu söyler, bizim akrabaya böyle bir çocuk geldi der. Bugün olmuş 17. gün ama... Hiç öyle bir bilgi de bilgi telefonunda gelmedi. Yok. Zaten düşünecek olursanız mantıklı bir şekilde tutup da o dağ köyünden hiç tanımadık birinin gelip o çocuğu kapının önünden alıp götürmesi
O kadar köpekler, onlar, bunlar, konu komşu pek mümkün de gözükmüyor. Ne araba sesi duyan var, ne yabancı bir arabanın geldiğini duyan var. E bütün kameralara da bakılmış. O bölgeye giren yabancı bir araba yok, çıkan yok o saatlerde. Evet, bu çocuk orada ama nerede? 7 hanelik bir köy hem de. Yani çok kalabalık da değil. 7 hanelik bir köyde buhar olup uçmadığına göre o 7 evden bir tanesinin ilgisi ve bilgisi dahilinde. Evet. Bunun başka izahı yok. Yok yani, dışarıdan pek birinin gelmesi mümkün gözükmüyor. Şimdi dün Özkan bir şey anlattı. Sizin önceden koyunlarınız varmış. Ne oldu evet. Koyunlara? Ya dünkü dediğim gibi işte her sabah kapıyı açmamızda ya bir koyun ölmüş ya bir kuzu ölmüş. Böyle 1,5 hafta, 2 hafta devam etti bu. Ha. Ondan sonra da aralıklı aralıklı ölmeye başladılar. Yani hatta... Peki mesela sizde koyun ölürken diğer komşularınızda? Yok. Öldüyse de ben bilmiyorum. Ben görmedim. Yani bizim her sabah kapıyı açmamız ya bir koyun ölmüş ya bir kuzu ölmüş. En sonunda işte biz de baktık yapamıyoruz. İneklere çevirdik geri. Koyunu sattık da. Sonra? Sonra böyle işte. Sonra da danalar ölmeye sonradan başladı. Da bu sene daha. Bizim önceden de çok danalarımız öldü. Ha. Bu sene 4 tane danamız öldü. Gaz yavrusu öldü. Hep köpek yavrular öldü. Gidiyorlar yani. Bir de benim köpeğe kafamda kaldı. Köpek şimdi yaşayan köpek, yavruların anasını emdiren köpek. Nasıl olur da aniden öler yani? Yemek yemeye gelen köpek 15 dakika içinde sen öl. Peki Özkan, hatta sen şöyle düşünmüşsün koyunları öldüğüne. Ya birisi gelip bizim koyunları mı zehirliyor? Yani bunu gidelim de jandarmaya evet. Haber verelim diye düşünmüşsün. Evet, düşündüm. Yani o ölüm de size doğal gelmemiş. Herhalde bir düşmanımız var. Geliyor bizim hayvanları peyderpey zehirliyor diye düşünmüşsün. Ben öyle düşündüm yani. Her sabah siz süpürlenmediniz mi? Her sabah kapıyı açsan bir koyunun bir kuzun ölmüş yani. Hayvanlar arasında bir bulaşıcı hastalık herhangi bir şey de tespit edilmedi değil mi? Ölüme sebep olabilecek. Ya veteriner çağırdık, ilaç yaptı. İşte o da gitti, bir şey demedi yani. Ama devam etti ölümler. Devam etti. Bir hafta, 1,5 hafta böyle devam etti. Ondan sonra kaç tane koyun öldü? Ya sayısını bilmiyorum. Çok öldü de. Ay şimdi 9 mu, 10 mu, 20 mi? Ondan fazla. Ondan fazla koyun. Yani hayvanlar arası bir bulaşıcı hastalık mesela olmaması. Diyor ki Özkan'ın anlattığı yer doğruysa, sen de bilmiyorum Deniz'den. Yani diyor ki mesela açıyoruz, ölüyor. Aradan geçiyor 2-3 gün bir bakıyoruz bir tane daha ölmüş. Aradan geçiyor 2-3 gün bir daha. Yani hatta demiş ki yani birisi demek ki geliyor bizim bu koyunlara bir şey yapıyor. Evet. Sonra hadi biz bu koyunlara bakamıyoruz demişler. İneğe çevirmişler. Bu sefer de sadece bu yıl işte 5 tane ineğin danası ölmüş. Şimdi hani bulaşıcı hastalık gerçekten hepsini kırıp geçiriyor. Allah tabii. Göstermesin çiftçilerin, hayvan şeylerinin en... Korktuğu olay evet. Bu. Ama burada bulaşıcı hastalıktan öte yani tek tek ölmeleri aileyi de şüphelendirmiş. Veteriner kontrolünden geçmiş ve öyle bir şey olsa zaten veteriner kontrolünde çıkardı o bulaşıcı hastalığa etkili olan. Veteriner hemen karantinaya alırdı. Tabii. Başka türlü bir hemen imkanı çıkardı. Yok. Gayet tabii. Olduğu gibi bölgeyi karantinaya yani, alırdı. Diğer köylere sıçramasın diye. Özkan'ın o zehirlenmeyle ilgili düşündüğüne ben de çok katılıyorum. Hani burada akla en fazla gelen bir şekilde bunların üst üste ard arda zehirlenmesi. Evet ve işte efendim işte tam da bu arada Hacer Hanım da herhalde canlı yayınımızda Gökhan'ın yanında babaanne. Şimdi Hacer Hanım'a dün ben bu zehirlenme mevzusunu sordum. Gökhan'cığım günaydın, Hacer Hanım'cığım günaydın. Hacer Hanım dedi ki ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Hiç günaydın. Mevzusu geçmedi. Ondan sonra hiç kimseyle bununla ilgili konuşulmadı evet. Dendi. Ama dün evet. Fatma Kurnaz yani eltinizin kızı savcılığa da giderek ifade verdi ve dedi ki nasıl evet. Bu geçmedi. Hatta Hacer Hanım o gece korkudan evden kaçtı, eve dönmedi dedi. Hayır Müge Hanım, ben sana bir şey anlatabilir miyim? Dinleyecek buyurun. Misin beni? Buyurun buyurun. Müge Hanım, Fatma'nın sicili var. Lütfiye Kurnaz'ın sicili var. 2 oğulları var cezaevinde. Şimdi bu konunun ne alakası şimdi var? Ne alakası var Hacer Hanımcığım bunun? Onu diyeceğim Müge Hanım. Senin bununla demek ki öyle düşünüyorlar. Benim yatmış. Çocuğumda bunların bir... Deniz de cezaevindeydi. Onun da sicili var. Ama cezaevinde yatmış. Bunlar da benim oğlumuna o gün Vezir Köprü'de 2 kere tanışmaları bir mucize. Bunların bir eli var diyorum Müge Hanım ben. Bu zamana kadar çıkartmadılar. Niye çıkıyor? Şimdi çıkıyor bunlar. O gün 2 kere Deniz'ine nasıl çarşıda görüşüyorlar? Yemeğe nasıl davet ediyorlar? Hepsi beraber düzenlediler. Benim çocuğum onlarda.
Ama onlar da Deniz'i ben onlardan şüphelenmiştim. Benim suçluyorlar. Bir sefer karşılaşmadık orada. Bir sefer çarşıda karşılaştık. Eve gidelim mi? Eve gittik. Sevcan'ına. Sevcan'ına Selim'in meşazlaşması var. Selim'ine Sevcan da araları iyiydi. Yalan mı sorsun, ispatı var, şahidi var. O konuyu da size izleteceğim. Selim anlattı. Deniz dedi ya, ben Selim'le dedi kavgalıydım bir namus meselesi yüzünden dedi. Onu da izleteceğim. Şimdi önce bak sen bir Fatma'yı bir sana dinleteyim ben. Bak Fatma neler anlattı. Bu ifadelerin hepsini savcıya da verdi. O yüzden yayınlıyorum ben de. Neler yaşandığını bir anlatabilir misiniz? Siz kaç yaşındaydınız o dönem? 6 ya da 7. Ya biz köyde duruyorduk işte Ömer dedemin evinde. Yengem beni salona çağırdı. Sana dedi ayran getirdim dedi, iç dedi. Onu verdi, ben de içtim, çok içmedim ama birazını içtim. Yenge dedim bu ekşi dedim. Elimden aldı, lavaboya döktü. Ondan sonra işte dedemgilden çıktık, eve gittik biz. Rahatsızlandım. Annem geldi işte ne oldu falan deyince. Ben de yengem bana ayran içirdi herhalde, o midem bulandı dedim. Dedem de işte zehirlendiğimi iddia ederek kusturdular, bir şeyler yaptılar. Yaptırdılar. Ondan sonra işte o zehirlendiğim tabağı buldular. Dedem o tabağı kokladı. Bunda dedi ilaç kokuyor dedi. Meyve ilacı. Onayladılar zehirlendiğimi. Daha önceden onların meyvelerde kullandığı ilaçmış. Şu an bile istedi biliyorum ben o kokuyu. Bildiğin şey nasıl söyleyeyim? İlaç ya, ilaç. Tarım ilacı olduğu apaçık ortada. Dedem işte yengeme bağırmaya çağırmaya başladı. Hatta amcam bile bayağı bir tepki yaptı. Rahmetlik babaannem. Onlar da çok kızdı. Ondan sonra yengem kayboldu o gün. Yani o gece. Bir iki saat bilmiyoruz. Yengemi aradılar. Yengemi buldular, geri getirdiler. Yengeme sordu dedem, senin bu çocuktan derdin ne? Niye içirdin bu ilacı? İşte ilaç içirdin apaçık ortada. İçirmedim dedi, ben bir şey yapmadım dedi. Niye kaçtın evden dedi. Dedi, direkt benim adımı söyledi de o yüzden kaçtım dedi. Peki bu olay nasıl kapandı aile içeri? Hacer Hanım, evden de gittiğinizi söylüyor Fatma. O gece evden de korkudan kaçtı diyor. Hayır. Müge Hanım, Fatma'nın 10 tane kocası var, 10 tane de çocuğu var. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. İnanmıyorum ben bunlara. İnanmıyorum. Yani isteyen istediği kadar evlenir, istediği kadar dediğimizi yapar da bunu konumuzla alakası. Burada zehirlenme ama hikayesi yalan. Oldu. Sen ya. Dün buradan da gittin ama bak. Zehirlenme ya hikayesi oldu. Ya ben eşim çağırdı. Kızım İstanbul'a gitti. Videodan da gitti. Ben burada Gökhan Beygir şahittir. Evim yalnız, eşim istedi geldim. Ben gelmek istemiyordum. Kızım bugün Bursa'ya döndü. Şahidim Bursa'da. Gerekiyor. Yani şimdi bu mevzu olmadı mı? Fatma Hanım uyduruyor mu yani? Hiç bu mevzu geçmedi uyduruyor mi? Uyduruyor Müge Hanım. Çıkarsınlar benim. Geçmedi Müge Hanım. Geçmedi. Allah şahidim benim. Bunlar benim çocuğum, bunlar da Müge Hanım. Başkasında değil. Müge Hanım. Senin yanındaki çocuğum. İnşallah çıkacak, görüşeceğiz. Peki devamını da onlar benim evime. Peki bu olay nasıl kapandı aile içerisinde? Dedem kimseye söylenilmemesini istedi. Yapmış etmiş dedi. Kimse kimseye bir şey demesine gerek yok dedi. Zaten dedi kurtuldu kızımız dedi. Bir daha da dedi böyle bir şey yapmaz herhalde dedi. Hani kabullenmediği halde her şeye he dedi. Ben içirdiği tabağa kadar hatırlayabiliyorum. Ben şu an bile hatırlıyorum o tabağı. İçinin rengini bile hatırlıyorum. Aile içerisinde bir tartışma var mıydı? Hatay'dan devlet ev vermiş, tarla vermiş. O yüzden her aileden bir tane insan seçilmiş. Dedem de babamı öne sürmüş. Sen git ek biç işte dev. Devlet sana ev verdik, oraya sen git demişler. Hani ben de onu şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba diyorum o zamanlar yengem de meyilliyse, annemgil ortaya konulunca belki yengem kızıp annemgilden bir intikam almak gibi bir durumu varsa bilmiyorum. Hani işte çocuklarını zehirleyelim de gidemesinler falan filan bu düşünceyle yaptıysa da bilmiyorum yani. Ne amaçla yaptığını da bilmiyorum. Anneme ben her zaman sorduğum zaman annem de bilmiyorum kızım işte durup dururken böyle bir şeye kalkışmış diyor. Yengemin zehir meyili çok yüksek. Nasıl yani? İçmeyle intiharla çok uğraşan bir insan. Ya şimdi şöyle bir şey, yengem amcamla kavga etse intihar etmeye kalkıyor. İşte giderim şuradan diyor şu kadar ilaç içer öldürürüm kendimi diyor. İşte giderim şuradan atarım kendimi diyor. İsterseniz ben size küçük bir şey de anlatabilir miyim? Deniz benim evime geldi 6 ay önce. Sevcan da vardı, Deniz de vardı, Ecrin bebek de vardı. Deniz'in bak gözünü kırpmadan 3
gün boyunca geceli gündüzü o çocuğa nasıl baktığını bir ben biliyorum. Sevcan da annelik duygusu arama. Şu kadarcık varsa eğer ben adımı değiştiririm. Çocuk balkona mı çıkar, kapıya mı çıkar, merdivenden mi düşer? Gece saat 3'e kadar, 2'ye kadar bazen uyanıyordum, bakıyordum Deniz hala oturuyor. Ecinin başında bekliyorum diyordu. Sevcan'a gidiyordu. Sevcan kalk çocuk böyle hareketler yapıyordu, geri uyuyordu. Ama yengem, benim gözümde yengem şüpheli. Ben onu şimdi beni zehirledi de ben buna dayanarak yengemi böyle suçlama yapıyorum demiyorum. Yengemin yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum ben. Evet Hacer Hanım. Yalan. İnanmıyorum. Ben inanmıyorum Müge Hanım. Siz ister inanın. Ben inanmıyorum. İspatın varsa getirsinler. Şahidin varsa getirsinler. Müge Hanım siz bunu en iyisi babama sorun. Ben onlarla annesine, ben annesine dargunudum. Annesine. Annesi benim çocuğum kaybolunca gelmedi. Bir akşam geldi, hemen kaçtı gitti. Niye kaçtı gitti evimden bana görükmeden? Benim çocuğum onlarda. Deniz'in o gün çarşıda buluşuyorlar, görüşüyorlar, eve davet ediyorlar. Deniz'ine dargunlar adı niye davet ediyorlar, niye konuşuyorlar? O zaman Deniz Allah verdi yani benim. Çocuğu ona diyorsun kim, sen. Des? Yani Deniz ben çocuğu ona verdi. Deniz'ine beraber yaptım belki de. Ben. Sen verdin yani çocuğu diyor. Dargunudun tamam, Deniz. Tamam, ben Kartal'ı gönderdim. Kartal Selim'ine, geldi. Oradan Selim'ine boşal... dargunudun. Selim'ine dargundu, bu barıştık. Adam her şeyi açıkladı. İzah etti, barıştık. İşte barıştınız, beraber bu pilonu düzdünüz. Benim üstüme yükleniyorsunuz ama üstümde Cenab-ı Allah var. Nereye gideceksiniz benim günahtan? Biz adamına 5'te buluştuk. 5'te çocuk 3'te kayboldu diyen. 5'te buluştuk biz adamına. O değil de burada susuz yere ben yargılamadım. Senin ya saat 1.30'da büyük baban o görmüş. O sorunun cevabı bu üçünde. Nerede görmüş benim büyük babam 1.30'da? Bir saniye Özkan da diyor ki, Özkan söyle. Çarşıda. Bir dakika dur Hacer, Özkan söylesene. Bu sorunun cevabı bu üçünde. Ben burada susuz yere oturuyorum yani. Bu herkesin, ben milyonların önünde konuşuyorum. Biz bu sorunun cevabı konuşuyoruz? Bu üçünden birinde. Biz nerede konuşuyoruz? Şimdi beni konuşturma. Lan neyi konuşturacaksın? Sen bir kediye, kediye verdin mi? Kediye verdin mi? Kediye verdin mi? Bir dakika, bir dakika. Kediye verdiğin değeri çocuğa verdin mi sen? Kime? Kediye için ben seninle kavga etmedim mi? Çocuğa laf konuşturdun. İki gün küstürdün zaten. İki gün küstürmedim ben seni yine. Kediye verdiğin değeri çocuğuma verdin mi sen? Kedi çocuğa yaptığın değeri gözlerini gözükmüyorsun. Kediye verdiğim değerleri gözlüyorsun. Helal olsun sana. Vallahi. Niye konuşmuyorsunuz bunları? Kediye ne alakası var? Müge Hanım, ailece oturuyoruz. Ben babamına da tartıştım kediyi. Bir dakika Hacer'im, bir saniye. Bir saniye. Evde otur. Kediye veriyor. Çocuk da hayvanla oynamak için kediye sarıldı. Bu da kalktı oradan dedi ki, kediye bir daha dokunduğunu göreyim bir huruşla dedi, bir daha canını alırım ikinci hurduma hakkı verme bana dedi. Evet. Öyle ben mi de dedim kalktı. Gerçekten? Babam da vardı. Babam. Tamam, babam bağlayacağız. Tamam, babam bağlayacağız. Ben dedim ki, çocuk evde dedim ki, çocuk kedi bunda. Kadar dedim bir değerimiz olmuyor dedim. Kalktım buna dedim, kediye bir daha dokundurma çocuğu dedim. Kalktım gittim, babam buna fırça attı. Öyle mi dedim ben ki, bir huruşta şey mi dedim Allah aşkına, elini vicdanına koydu. Bir huruşta dedin, vurulmaz hale getiririm dedin. Lan babam şahit ya. Babam ne lan mı konuşacak? Babam niye bağırdı tamam, çağırdı sana? Kediğinde ben babamla da tartışmadın mı babamla da kedi için? Tartıştım. Tamam onu diyoruz. Kedi kadar değerimi verdin mi sen çocuğa? Vermedin mi? Lan verdin de niye o kelimeyi kullandın? Şunu hiç düşündün mü sen, şu kelimeleri? Lan acaba çocuk bir yere kaçırıldı mı, şeyleri kaçırıldı diye düşündün mü sen hiç? Hep beni düşündün. Düşünmedin ya ne? Düşünmedim. Helal olsun o İki zaman gün geçti mi düşünmedin. Abisin işte sen. Hiç oğlum ne düşünüyorsun? Sizin yalanınız her şey çıkıyor ortaya. Nasıl düşüneyim çocuk ben? Çocuk sizdeki benim üstüme atmaya çalışıyorsunuz. Oğlum ben de çocuk, nasıl çocuk bende olsun? Bende nasıl? Ben 1,5 yaşındaki çocuğu en fazla ne yaparım? Oğlum ya? Bak doğru olan çocuk 11'de mi kaybolur? Sen 11'de. Dedin mi ben bu çocuğa bir tane patlatırım bir daha? Yok ya Müge Hanım yalan. Ben bağırayım babam da şey vardı. La. Kayınvalidem de vardı. Tartışıldı. 2 gün boyunca annem de kızdı. Annem de kızdı. Babam da kızdı. Çocuk kediye mi vurdu? Kediye, yok vurmadı. Yok. Bunlar şeyde de iddia ediyordular. Yok Ayşe alan bağlan yok. Bunda da bağlasınlar. Hani çocuk kediye vurdu, sen de ona mı kızdın? Ben kediyle oynama dedim. Ya ağzına tüy gidiyor, şey gidiyor. Kedi dedi değil. Kedi diye. Onu 2 gün sonra çıktı ben kızdım. Müge Hanım hatta bunu da bak kendisi de söyledi. Şimdi kedi markayı söylemeyelim de kedi yemez ki o puf puf şeyi, yiyor mu kedi? Ya işte çocuk nerede bilsin yiyeceğini yemeyeceğini. Çocuk ya, veriyor. Elini çocuk ona vermeye çalışıyor. İnanmayın bunlara. Bağlayın sorayım ya. O da kediye zarar vermedi. Ama sana bir şey söyleyeyim. Ben de mesela bir çocuk şimdi kediye bunların şey yapsam kırarım ya. Kemiklerini derim ama da bir kıracağım anlamına gelmez ama yani. Ama bak ne diyor? O kedi için kalp kırarım ben diyor. Kediyi savunuyor adamına. Çocuğu savunduğu değil. O kalp kedi kırarım diyor ama. Kedi için kalp kırarım dedi.
Herkesin kalbini kırarım kedi için. Evet. Bak ne de kalp kedi için babamına kalp bile tartıştım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Kalp kırabilir yani. Ben de benim oğluma eğer birisi bir şey yaparsa yani ben her şeyi yapabilirim. Kalpten de daha öteye gidebilir yani. E tamam çocuğa değer verdim demeyeceğim. Hayır, siz çocuğunuza sahip şey çıkacaksınız yani. Ben çocuğa hiç değer vermedim. Siz çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Çocuğa kızılmaz da 1,5 yaşında çocuğa kızılır. Onu diyorum ben de işte. Şimdi kediyle çocuk bir mi? Siz kucağınıza tutacaksınız, çocuğunuza laf söylettirmeyeceksiniz. Peki kediyle oynasın, ne zarar var kediyle oynamasına? Kediye eğer zarar veriyorsa, o kediyi sahiplenen de bunu istemez. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Yani şimdi çocuksa da çocuğuna sahip çıkacaksın. Benim şimdi çocuğuma bir şey yaparsa senin çocuğun, ben tamam, de tabii ki... Tamam, o gün ben bunu düşündüm. Demek ki kedi o gün yine kuyruğuna mı bastı, bir şey mi yaptı, kuyruğuna mı çekti? O gün kedi gene evde miydi? Her gün evde kedi. Ya kedinin bir o, yani çocuk işte de bir o boğazını sıkıyor, biraz da şey yapıyor... Bu çocuğa zarar verip yok çekiyor. Edip öldürmek için yeterli bir gerekçe değil. O nedenle... Yok yok. Şimdi burada değer verildiğini düşünüyor ya. Konuşuluyor değer verdim diye. Kalbini kırarım demek. Hani seni yok ederim, öldürürüm anlamına gelmiyor. Güzel galiba. Bir kelime aslında. Bak kalbinizi kırarım. Ya. Çocuğunuz sadece kaybolmuş. Şimdi gün diyor ya. Gün diyor ya. Ama Deniz'ciğim sen de aynı durumda olsan. Bak söylüyorum benim de oğlum var. Şimdi senin çocuğun gelse benim çocuğumun gözünü falan oymaya çalışsa... Ben çocuğa bir şey yapacak halim yok ama derim ki çocuğunuza sahip çıkın. Bak kalbinizi kırarım derim. Bize bak ne kadar çünkü güzel. O da, bana da, söyle. Sen da, çocuğa bağırarak senin bir vurduğuma ikinci vurma hakkı geçmem sana deyince ben o kediyi ne yaparım? Ne dedin ikinci vurmam? Bir vuruşta canını alırım ikinci vurmaya hak geçmem sana. Şimdi yani bu bana... Ama bu tabii kötü bir şey. Babamı da... bağlayayım Müge Hanım. Bunlar hayatı. Hacer Hanım'a soralım. Hacer Hanım da oradaymış. Ya biz ne nereden nerelere girelim? Bu ne zaman oldu bir vururum bir daha vurma hakkım? 10-15 gün oldu. Müge Hanım. Efendim? 10-15 gün çocuk kayboluyor. Müge Hanım. Efendim? Bununla şimdi Özkan kediye, çocuk kediğine mama falan yerken... Özkan dedi ki kediğine dedi çocuk oynamasın dedi. Ağzına eline tügi diyor dedi. Bak dedi kediğin oynarsa dedi iş iyi olmaz dedi. Ben Sizin çocuğunuzun evet, yine bir şey aynen söyledim. Böyle oldu Müge Hanım. Ne çocuğa vururum? Ya yalan. Evet. Çocuğa vallahi vururum yalan. Falan demedi çok yani. Çok yalan konuşuyorlar Müge Hanım. Sevcen'le Deniz'e inanmam. Ya çocuğa vururum falan demedim yani. Ya Müge Hanım, bir vuruşta vurma çocuğa bir vururum bir daha da daha vurmaya. Hali kalmaz dedi mi? Hayır asla o kelime hayır, olmadı. Müge eşime Müge de Allah bağlayabilirsiniz. Ya niye kızdınız Özkan'a? Kedinize de senden de başlatma diye. Babam niye bağırdı çağırdı Özkan'a? Kedinden de başlatma lan bana diyeli. O, deme sen dedi de, baba. Evde... Öyle ne için dedi babam? Ne için ne dedi? Ne isteysin kedi gitsin ağzına tüy gitsin çocukları sana ne dedi? Sana ne dedi? Öyle tüy dedi. Tüy giderse gitsin dedi sen karışma dedi. Ha belki de Deniz size şöyle bir kibarlık Özkan evet. Size şöyle bir... Bize de böyle anlatmıyordun. Müge Hanım benim tek doğru diye demediğim yani, babam. Babam şimdi bağlansın. Kedinin de rahatsız olmasa bak çocuğunuzu da alın bir de tamam. Tüy falan gitmez. Hakikaten kedi tüyü. Eğer sürekli aşılı değilse canım. Rahatsızlıkla tamam, verebilir çocuklara. Bana Sercan, bak kendisi Hanım. Diyor. Efendim. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Ya sen bir... Sercan'a sorar mısın? Türkmen köyü diye bir köyde çocuğun ağzına tüy gitmiş de o çocuk ölmüş Sercan. Kediyle oynatma diye sormuşum mu sormamışım mı? Sor Sercan'a. Ne köy diyor? Bir Türkmen köyde köyü. Bir çocuğa tüy gitmiş ölmüş size de oynatma Türkmen dedi. Köyünde. Evet öyle bir konuşma sormamışım mı Sevcan'a sor. Hı hı. Evet. Çocuk şey yutmuş mu bir şey olmuş. Ben biz kediye değer verdiyse o çocuğa sana bir tane verdi. Vururum bir daha da vurmaya mecalin kalmaz dedi mi demedi mi? Söyledim. Ben niye kızıyorum? Sen duydun mu kulağını? Duydum kendim oturuyorduk zaten annemlerin yatak odasında oturuyorduk. Tamam Müge Hanım ben doğru söylemiyorsam babama bağlayın. Oradaydı babam. Sonra gelmedi. Oradaydı baba. Biz çıktık. Babamla Özkan'ın sesleri geliyordu. Ama tam olarak anlaşılmıyordu. Ben o arada sobayı yakıyordum çünkü. Babamı bağlasana. Tabii yani bana böyle dense. Babamın yanında bak. Babam siz de dediniz. Kurnaz ailesinin en akıllı başlı babanız var dedin değil mi? Babamın yanında ben kalkıp da o kelimeler kullanılmasa. Bu şu evde. Kedi kadar bir değerimiz olmadı deyip de. Çocuğu da al. Hadi geç oyan köde der mi bir insan? Senin dediğin gibi. Ya çocuğuna oynamasın. Boğazına kıl gider, mıl gider dense. Vallahi Deniz böyle bir laf edilse o çocuk bir daha altını bile Özkan'a değiştirip Müge Hanım, Deniz oluyor. Ama bak yalan kediye de bak farklı bir şey. Kediye ben bir daha vermem çocuğu öyle diye. Bırakmazsın o zaman Özkan'a. Özkan'a bırakmadım ki ben çocuğu. Bırakmışsın annene bırakıyorsun, Özkan'a bırakıyorsun. İkisine kayın de güvenmiyorsun. İşte annesine bırakıyor. Anneme İkisine de güvenmiyor. Ben. Evde Özkan var. Ben güvenmiyorum sen demiyorum. Sen değiştirmiyorsun. Senin yanında hayır. Bile altını Özkan değiştiriyor. Hayır. Kayınvalideme bırakıyoruz biz. Anneme şey değil. Özkan'a değil. Özkan o şeyde oturuyordu. O evde Özkan var ama... Güvenmiyorum demiyorum hocam ben. Güvenmiyorum bu çocuğu başına getirmiştir diyorsun. Bunu tamam ama kendi çocuğun başına yine bir şey. Sevcan'la niye gönderiyorsun Özkan'la? Ne?
Özkan'ı her yere gönderiyorsun. Özkan götü gezit çocuğu getir diyorsun. Nereye götürttürdüm ben Özkan'a çocuğu? Her yere de yollayabiliyorsun. Her yere dediğin bir tanesini örnek ver bana kadın. Bir tanesini. Kadın her yere Emine Yengegil'e de yol. Emine Yengegil'e de yolluyorsun. Köy içinde mal toplarsa malın yanına. Hayır. Mallara salmaya giderken Özkan de götür. Çocuğu, Sevcan. Özkan bu yalanlarla bir tek nereye kabının gideceksin? Önüne bırakıyor bak. Kabının önüne bırakıyor sadece. Özkan ne zaman ineklere gittin Hayır. sen? Hayır. Ecrin'le videosunu birlikte. Videosunu izlettim ya hatta ya, aşağı ineklere salmaya gittim. O zaman ya. Ben hastanedeydim ama videosunu da bana attınız. Senin telefonla çektiydim hatta. Farkında değil senin telefonda bendeydi. Senin telefonu aldım. Ya yalan konuşma. Siz hayata yalan doğalak doğmuşsunuz. Yalan konuşarak tendiri yolanız. Sence şu yalanlar. Öyle gidiyorsunuz. Valla biriniz yalan konuşuyorsunuz da hanginiz yalan konuşuyorsunuz? Biz de böyle izliyoruz. Evet. Bir dakika şimdi şu zehirlenme meselesini örtbas etmeyelim. Fatma Hanım telefon attığınızda. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim konu ederim. Şimdi sizin bu zehirlenme meselesini Hacer Hanım hiç hatırlamıyor. Siz hatta evden kaçtı korktu falan diyorsunuz. Diyor ki böyle bir mevzu bugüne kadar hiç olmadı diyor. Dinlediniz. Evet dinledim. Her şeyi anlattım ben zaten daha önceden de. Bir yani hiç mevzusu geçmedi diyor Hacer Hanım da siz nasıl bu kadar net bir şekilde anlatabiliyorsunuz? Hoş Sevcan'ın da haberi var da bu konudan. Babamın bir bilgisi varmış mı? Sorar mısınız? He? Babamın kayınpederimin bir bilgisi evet. varmış mı? Evet. Evet. O zaman kayınpederim... Ya ben de onu söyleyeceğim zaten size. He, buyurun söyleyin. Bunu amcam yani eğer en çok güvendiğim kişi amcam. Evet. Amcam da dese ki canlı yayına bağlanıp Fatma sen yalan söylüyorsan tamam diyeceğim ben susacağım. Hmm, Gökhan nerede Hacer Hanım'ın eşi? Serviste Çünkü mi? Amcam da biliyordu. Şu anda görevde serviste gördüm. Müge Hanım. Hacer Hanım eşiniz biliyor muydu bu konuyu? Hacer Hanım. Vallahi benim hiçbir bilgim yok Müge Hanım. Ben hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Eşimin bildiğini de bilmiyorum. Allah rızası için. Fatma'nın bildiğini de bilmiyorum. Kimsenin Allah bildiğini bilmiyorum. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah rızası için Fatma. Senin yaptıkların yapma, Fatma ben anlatmıyorum. Fatma anlatayım mı yaptıklarını? Onun yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Anlatayım mı? Olayla ilgili konuşma. Onun yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Bakın olay dışındaki olayı her anlatmana gerek yok. Adam sen ne Sen bu olayla ilgili bilgim yok Fatma. Başka olayla anlatmana gereği yok. Benim hiçbir bilgim yok Fatma. Nereye gideceğim Fatma? Sen beni kendi ellerinle zehirledin. Yaptın mı? Ya kendi ellerimle zehirledim de niye o zaman beni vermediniz? Niye beni ihbar etmediniz? Ben zaten 6 yaşında çocuğum ben ya. Sen nasıl ne yapabilirim? Ben kimin ne diyebilirim? Annen var, baban var. Diyebilirsin Fatma. Annen diyebilir, baban diyebilir. Bu zamana kadar niye sustunuz? Niye sustunuz Fatma bu zamana kadar? Söylenseydiniz. Ben kesinlikle hiçbir şekilde bak ben sana tek şunu söylüyorum. Ben bu zamana kadar bunu bilinçaltında bildiğim evet. halde bak ben bunu Ayşe Hanım da evet. biliyor, amcam da biliyor, rahmetli dedem de biliyor. Ben kimseye hiçbir şey niye söylemedim? Çünkü olmuş bitmiş geçmiş bir şey. Ayşe Hanım'ı bağlasınlar. Bağlasınlar. İstediğin bağlasınlar. Bağlasınlar Fatma. Şimdi evet bağlasınlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tek söylemek istediğim şey. Bunu böyle gündeme Söyle. Getirdiler diye. Bak He. bunu böyle gündeme getirdiler diye. Dün ben savcılığa gittim. Savcılıkta ifademi verdim. Daha sonra Gökhan Bey'le röportaj evet. yaptım. Doğru mu? Ya ben bu zamana kadar evet. kimsenin karşısına Doğru. geçip de. Ya benim geçmişimde böyle bir şey varmış. Ben zehirlenmişim. Ben ölümden dönmüşüm. Kimse mevzu yapmadım. Biliyordum olanları. Hatta bilinçli verdim, bilinçsiz verdim. Sana söyleyebilir miyim? Öyle Bak sana bir şey söyleyeyim mi Fatma? Bu çocuk çıkacak. Bu çocuktan delilde çıkacak. O zaman benim yüzüme nasıl bakacağım ben sana onu yenge, merak ediyorum Fatma. Yenge, o zaman nasıl ben merak ediyorum. Çıkmazsın. Bu suçlamadan i̇nşallah seni mahkemeye çıkmaz. Vereceğim. Seni ben mahkemeye yenge, vereceğim. Ver yenge. Peki, seni zaman, bu çocuk vereceğim. Saniye, o zaman senin siciliniz var. Annen de sicili var. Hacer senin de sicili var. Yayın hadi bir arar mısın Hacer Hanım'ın eşini? Bağlayayım valla. Telefonu mu kapat? Tamam Ayşe Hala'ya sorun o da biliyor diyor Fatma Hanım. Ayşe Hala da biliyormuş bu mevzuyu diyor. Zaten yenge de söylemiş Sevcan'a yapamazsınız siz onların evinde bak bu benim çocuğumu evet. da zehirledi diye. Bence ya bakar mısın kadın nasıl böyle bir şey söylemiş ya Fatma'nın annesi sana. Şimdi onu düşünüyorum iki gündür.
Ya yani üstelik, onun yanında yapamazsın. Benim kızımı da şey yaptı. Onun yanından ayrıldı, uyarıyor aslında. 6 yaşında bir çocuk o zaman bu zehirlenilmeye çalışılan. Nerede toprak veriliyormuş? Siz nerelisiniz ki? Hatay mı diyor? Ne diyor? Alancıklıyız. Alancıklıyız. Nerede toprak veriliyor? Ha, Hatay'dan böyle baraj geldi, Altınkaya Barajı gördüğünüz. O geldi mi bu Hatay'dan evim verildi devlet tarafından. Sizin Hatay'la ne alakanız vardı? Ya devlet verdi Hatay'dan evi. Bir alakamız yoktu. Orayı su aldı bunların evi. Evini Antakya su alanlara... Hatay'dan mı? Hatay'da işte bildiğimiz Hatay'da. Orada bir afet yaşandı sizin orada. Gelin size Hatay'dan ev verelim dediler. Ailenin bir ferdine verecekleri için amcayı seçmiş baba. Evet. Annenin de onu kıskandığı için çocuğu zehirlediğini iddia ediyorlar. Bu tabii ki bir iddia. Yani. Verelim ara. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Fatma Hanım, telefon attığımızda mı Fatma Hanım? Telefon attığımdayım. Fatma Hanım, amcanız da yani Hacer Hanım'ın eşi de halanız da Ayşe Hanım da biz böyle bir olayı hatırlamıyoruz diyorlar. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum Müge Hanım. Kimseye hiçbir şey söylemiyorum. Ama yengem benim 10 tane çocuğum, 10 tane kocam olduğunu iddia ettiği için ben savcılıkla suç duyurusu bulun. Ya gideceğim suç duyurusu açacağım. Ay savcı sizinle mi uğraşacak? Yani herkes savcıya gideceğim savcı. Savcının bir tanışı var. Benim demek istiyorum. Benim 3 tane kızım var. Allah bağışlasın. Üçü de çok sağlıklı çok şükür. Anladım. Yani size o zaman sizin 7 hanelik köye savcı bir masa koysun. Herkes Müge Hanım, benim anlatmak istediğim o değil. Benim anlatmak istediğim o değil. Benim anne. Şimdi çocuklarım beni arıyor. Anne diyor, ne diyorlar diyor ya. Ne diyorlar? Biz insan için... Canım senin yoksa 10 tane çocuğun, senin insan içine çıkmanda bir sakınca yok. Sen zehirlendiğini iddia ediyorsun. Hacer Hanım düşünecek yani asıl. Ya ben bunu söylüyorum, bunu yapmış, bitirmiş. Yapmadım Fatma, depe üstü diklenirim. Yapmadım gülüm, yapmadığım şeyi nasıl yaptım söyleyeyim Fatma. Kendin yapıp da iftirayı benim üstüme atabilirsin belki senin elinden her... Yenge, kimi bıraktım, kimi yaptıysan bul bana hadi. Anne sana da diyorum Fatma abla sana da. Çıkın canlı yayına sonra konuşun. Bak burada çocuk arıyoruz biz. Allah'ınıza kurban olayım. Kimse kimsenin kumasını ister. On karı değişik, koca değişik. Ister. Aynen öyle. Bak, sonra git savcıyla konuşun derdiniz. Bak burada çocuk meselesi konuna başka yere gidiyor. Ama tam da çocuk meselesiyle alakalı konuşuyor zaten. Ama adam on karı değiştirir. Kimse kimsenin kuması değil. Onu annen kim söylerse Deniz, onunla ilgili bir şey Fatma söylüyor. Fatma'yı ikiniz bir iş mi çeviriyorsunuz? Lan ne Fatma'yı iş çevireceğim ben? Yazıklar olsun sana yenge. Sen çevirirsin. Fatma'yı aran çok iyi. Sen defalarca onları elden attın. Defalarca onları yapmadığın kalmadı senin. Hacer Hanım. Yazıklar olsun. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Doğru durmadılar. Şu benim bir tane kartım var. Şimdi orada telefon numaraları da var. Bakın ben de Deniz aldı çocuğu bir yere verdi mi diye düşündüm. Deniz'e kusura bakma hepimizin başına gelebilir içinde bazı şeyler. Deniz aslında o gün... Sevcan'ı hastaneye götürürken Deniz'in cebinde parası bile yok. Evet. Yani hepimizin başına gelebilir. Bunu bir şey için söylemiyorum. Olabilir. Evet. Deniz Sevcan'ı hastaneye götürüyor. Sonra telefon açıp kardeşlerinden, arkadaşlarından falan da para istiyor. Hatta kaç 300 lira mı falan bir paran oluyor 300 herhalde. 300 değil 200 lira. 200 lira mı? Birisini kardeşim attı, birisini ablam attı 100'erden. Yüzer lira. Evet. Birini Gökhan, birini de kız ablam. Kardeşim. 100 de Ramazan atmış. Ramazan atmadı. Ramazan'da atmış 100. Atmadı. Attım diyor. Atmadı. Tamam. Başkasının adının üstüne atmış. Ha, senin namına. Ramazan'ı ya. Gözünüze gideyim arkadaş. Benim ağzımdan çıkıyor. Benim kartıma gelen para da belli. Şey de belli. Tamam neyse 200 lira 300 lira artık yani. Başkasının. Kardeşleri Deniz'e para gönderiyorlar. Yani Deniz de işte o parayla gidiyor. Taksi tutuyor. Taksiyle geliyor. Taksiyle geliyor falan filan ya. Hatta hani parası yoktu. Bu da nasıl çıktı yani parası yoktu nasıl gittiler taksiyle falan alışveriş yaptılar diye baktım. Sonradan belli bunlar kimin attığı ettiği falan filan oradan çıktı paralar pullardan. Şimdi Deniz'in yani bu parasızlık içinde karısını köye götürüp ama şehre götürüp şehirden köye getirecek taksi parası bile yokken
Şimdi siz de evdesiniz ya. Şimdi Deniz diyelim ki çocuğu aldı ve birine verdi. Bunun planı herhalde karısı sancılanınca hastanede olmayacak ki. Sabah onun planını yaparlardı. Çocuğu da alıp götürürlerdi hastaneye. Kime vereceklerse orada teslim ederlerdi. O zaman suç bunlarda kalacak. Nasıl öyle yapacak? Niye? Öyle yapamaz ki. Suç bunlarda. Ben çocuğu versem haber vermem ben sana. Ama çocuk kaybettiler. Suçla alakası yok ki bu. O zaman suç dediğin şey kamuoyuna yansıyıp da milleti ayağa kaldıracak bir çocuk kaybı değil ki. Ben çocuğu verdim diyecekti. Ha, Hasan Bey o büyütecek diyecekti. Orası başka bir şey. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz olamaz. Bakamayacağım annesi diyecekti. Ben bu çocuğa bakamayacak durumda taşınıyoruz değilim. Biz de taşınırken verdik de derdi. Alırdı almazdı falan filan yani. Gönderdim kayınpederime. Şimdi. Sana bir şey sorabilir miyim? Buyurun buyurun. Selim'ine Deniz tartışmışlar. Ay dargunlar bıçak bıçağa gelmişler. O gün nasıl bir olup da Eriv'e gidiyorlar, evlerine gidiyorlar. Eriv'e gidip de Eriv'e gitmediklerini ne bileyim ben buraya gelip de benim çocuğumu aldık mı almadık mı ne bileyim. Kamera kaydım var benim. Kamera kaydım nereye gittiyse. Eriv'e ne diyorlar? Eriv'e gittiğimde de kamera kaydım. Hayır kamera kaydın yok Eriv'lerde. Lan nasıl yok? Hayır. Merkezde oluyor zaten her şey. Selim'in... Selim'in ikiniz Deniz. Selim ben Selim. Ben 6'da gittim ben. 6'da Erik'te. Çocuk 3'te kayboldu iddia ediyorsun. 6'da ben gelip de çocuğumu Deniz, aldım ben. 6'da mı gittin? 6'da gittim. 6'da mı gittin? Evet 6'da gittim. Ne 6'sında? 6'sında. Basbayağı 6'sında gittim. 6'ya çeyrek. Hayır 6'da değil Deniz. Erik iş 6'da değil. Çok. Siz nereden biliyorsun beni köydeki adam merkezde çıkamıyorsunuz. Sen nereden biliyorsun ben 6'da gittiğimi ben adım gibi biliyorum. Ya benim kamera kaydım var şeyim var. 6'da gittin. Evet. Sen 6'da şeyde değil misin? 6'da çuvalları vermeye gitmedin mi? Lan 6.30'da bize babam haber verdi biz erik toplarken haber verdi bize. Evet. Ben 5'te gittim o takara. Bahçeden mi çıktıktan lan sonra nereden haberimiz oluyor. E hadi senin dediğin gibi o takara. Sen o zaman Sevcan tamam almaya gideyim demedin mi babama? Ne dedin? Hastaneye gideyim demedin mi? Neydi? Kime ne dedi? Lan babam beni babama, aradı dedi ki. Sevcan hastaneden çıktı mı dedi. Ha? Babam beni aradı dedi ki Denizli çocuk senin yanında mı? Yok baba benim yanımda değil. Sizi o köydeydi ya dedi. Tak Allah Allah dedi. Tak diye telefonu kapattı. Ondan saat, önce saat. Başlarımmış. Saat 6'da. 6'da diyorum daha ben de işte. 6'da sana 7 başları miydi? Şimdi isterseniz Selim'in ikinci röportajına bakalım. Göçleri verdi. Şimdi Selim'in, biz aslında Selim Bey'le iki röportaj yaptık. Birincisinde o gün ne yaptığını anlattı. İkincisinde de hani siz onlar beraber işi yaptılar diyorsunuz ya. Tam tersi Deniz arayıp da bu amcası tarafını yani amcasını, karısını ve Selim'i arayıp siz niye böyle konuşuyorsunuz dediği için evet. Onlar bunu bir tehdit olarak algıladılar. Ve bakın önce ikinci röportajını izleyeceğim. Siz hani onlar birlik diyorsunuz ya pek birlik gibi gözükmüyorlar. Yapmış olduğunuz açıklamalardan sonra Deniz Kurnaz sizi aradı mı? Aradı. Annem aradı. İşte dedi sen dedi niye yalan ifade falan veriyorsun dedi. Ben dedim yalan ifade vermiyorum Deniz dedim. Olan neyse onu anlattım dedim. Saat dedim 7'yi çeyrek geçe falan aradılar bizi dedim. Konuşa Mehmet'in oraya kadar geldin dedim. Hatta dedim Sevcan'ı alamaya başladı. Sevcan'ı ikna ettim dedim. Ondan sonra dedim çikolata falan almaya başladın dedim. Mehmet abi gil de biliyor bunu. Deniz dedim çikolatanın zamanı değil. Bir an önce dedim jandarmaya giden can dedim. Hala oradan çikolata falan aldı. Taksiyi aradı. Taksi geldi sonra bindin gittin dedi. Ben de öyle bir şey yapmadım diye. Çocuğu aldım çikolataları orada ben diyor. Neye itiraz ediyor peki kendisi? Ya neymiş ben yalan konuşuyormuşum. Eriye gittik, geri geldik, aradıkları annesiyle konuştu, Özkan'la konuştu, yalanmış. Ben yalan konuşuyormuşum. Lan ben birebir şahit oldum. Hepsini doğru, harf harfine doğrusunu anlattım. Deniz Efendi yalan diyor. Kuyruk sıkıştı, bizim üstümüze yükleniyor. Bir gün oturuyoruz Denizgil'le, Deniz de evde, Sevcan de. Yani şimdi aslında onlar birbirleriyle ilgili yani pek de hoş şeyler söylemiyorlar evet. Selim'le Deniz. Şimdi az önce Hacer Hanım dedi ya Selim'le Deniz birbirinin üzerine bıçak çektiler. Şimdi de o mevzuyu anlatıyor. O da yine Sevcan'ın mesajıyla ilgili. Ne sizin bu elinizde boyuna telefon mesajlaşıyorsunuz siz yahu? Bak şimdi bu da bu mevzu şimdi.
Bir gün oturuyoruz Denizgil'le. Deniz de evde, Sevcan da evde, benim arkadaş da var, Mehmet de var, hepimiz evdeyiz. Benim telefona mesaj geldi. Baktım Ejri'nin resmi. Ben de yazdım oraya, yerim ben onu diye Ejri'ne. Kimsin dedim, Sevcan benim dedi. Dedim Deniz nerede? Deniz dedi odada dedi. Ya, aynı evin içerisinde değil misiniz o yok, sırada? Yok ben buradayım, o kendi evinde. Geldikten sonra oluyor olay. Deniz dedi öbür odada. Ya dedim canım çay istedi benim dedim ya. Dedi abi Deniz uyuyor dedi. Deniz uyursa bırak kardeşim dedim. İstersen dedi abi de Deniz'i kaldırayım dedi. Kalktıktan sonra geldi de çay yapayım dedi. Annemgil de uyuyor burada, kimse yok. Tamam kardeşim o zaman bırak dedim uyursa. Kapattık, konu bu. Karımına mesajlaştım. Konu bu işte, hepsi bu. Sizin taciz ettiğinizi iddia ediyor Sevcan. Bu işte, konu hepsi bu. Mesajlar bunlar. Evet ben de gittim, özürümü diledim. Hadi anlattı. Ben buna şimdi bir şey diyemiyorum. Ya ben bu adamla şimdi haklı olduğu halde nasıl dargın durabilirim? Bunda dediği gibi bir şey var mı? Sen niye herkese karıma mesaj atıyorsun diye saldırıyorsun? Kendi kardeşin de dahil olmak şimdi üzere. Şimdi ben... Ne? Çay canım çek. Çay canı çektiyse he, anan da var, ablan da var, baban da var. Demli evinde iç. Sen gecenin 12'sinde... Senin karın niye mesaj atıyor, Ecrin'in fotoğrafını ona atıyor? Ne fotoğrafını atıyor? Onlar, Ecrin onlardaydı. Biz onunla Ecrin'i, hatta eşim uykudan zıpladı. Böyle Ecrin dedi uyandı sanırım dedi. Hemen gidelim dedi. Sonra biz Selim abi ya da büyük annemi aradık. Ama şey, o, Selim abi getirdi. He. Selim abi getirdi kapıya kadar. Biz de çocuğu ondan aldık. Tamam. Mesaj konusuna gelecek olursak da biz orada kötü bir şey konuşmadık. Selim abinin dediği gibi de zaten. İlk mesajı kim attı? Resmi atan kim? Resmi ben attım. İlk resimle mi başladı olay? Evet. O niye zaman... atıyorsun? Sen attın. Resmi niye attım ben? Çocuğun resmini istedi sanırım, o yüzden attım. Mesaj ilkin ben attım diyorsun ya. Ya mesaj da çıkıyor zaten. Facebook'a girin. Evet evet. Facebook'ta, hep evet, Facebook'ta hepsi çıkıyor var. Zaten. Evet çocuğun hepsi var. Niye istesin durup dururken zaten görüyorum. Biz ne zaman mesajlaşmışık hepsi var orada. Niye? Bizim ilk çocukla ilgili konuştuk biz. Çocuk ne yapıyor diye. O da uyuyor yazdı. Yok. Çocuk ne yapıyor diye yazmış. Sevcan da mama içerken de böyle resmini çekmiş atmış. Daha uyumadı. Tamam o zaman sen niye Selim'e kızıyorsun o zaman? Madem hepsi Facebook'ta varsa. Ben de diyorum varsa... ya ablacığım diyorum ki gecenin birinde çay demle ben oraya geliyorum dediğinde çay canı çeken adam sen de evlisin, baklısın, anan da var. Demle çayını iç. Gecenin bu birinde benim geçti. Evime beni çay demle ben oraya geliyorum dedim ben tak. İşte şimdi bak Deniz'ciğim böyle tak ederse bir daha o insanla erik yemeye gitmezsin. Şimdi bak tak eden adamla tamam mı? Bir daha artık akraban belki gördüğünde elini sıkarsın. Ama bir daha erik yemeğe de götürmezsin karını. Ya ben şimdi Selim abi ben yine şey yapmadım bak. Kendisi evli ayrı evde duruyor. Biz oraya amcamın yengemine gittik orada. Bak bu anlattığınız mevzuda bir problem yok. Bunu problem haline getirdiysen annenin dediği gibi bıçaklar evet, çekilecek evet. Kadar problem haline getirdiysen... Annen de diyor ki daha bir daha niye karını aldın da sen oraya gittin? Ben de sizi kendisi oraya... Kendisi niye çağırmış? Ben kardeşimle de silaha geldim. 3 ay dargın durdum ben. 3 ay 4 ay. Niye çağırmış beni geri? Silaha gelmişim. Hangi kardeşini? Gökhan'la. Onu bir biliyorum madem. Onu niye çağırmış beni? Gökhan'dan da özür diledim sonra diyorsun. Evet. Hani yanlış görüyor ya oraya gitmemen gelmemen. O yanlış görüyorsa oraya da gitmem gerekmiyor. Deniz'ciğim başta insan kardeşi için böyle bir şey konduramaz zaten. Tamam ablacığım ben de diyorum ki... Onu tamam yanlış mı? Çok yanlış. Kendisi de yanlış olduğunu görüyor ya. Tamam Selim için de yanlış olduğunu söylüyorsun. Tamam. Annem de onu oraya gitmemi yanlış görüyor değil mi? He. Kendisi neden oraya çağırıyor? Onun da yanlış öyleyse. Kendi onu oraya gitmemi yanlış görüyor. Köye senin oğlu. Gökhan oğlu. Gökhan istemedi gelmesi. Kendi istedi. Yanlış değil Gökhan demesi. Gökhan zaten Hacer Hanım bana dedi ki Gökhan benimle hiç konuşmuyor. Sen bunları eve alma dedi. Aldıktan sonra da bak başına bu işler geldi. Tamam. Gökhan şu anda da benimle konuşmuyor diyor diğer oğlu. Tamam işte tamam. Ben de ne diyorum? Annem bunun yanlış şahitlerim olduğunu... Şahitlerim var bu... Diğer tarafın yanlış olduğunu görürse şahitlerim oraya çağırmayacak beni. Bana ev aldırmıyordu çocuğum. Ya ben aldırıyordu demiyorum. Sen yanlış görüyorsun yani karşı tarafa gitmemi. Tamam yanlış. Çok yanlış. Ama kendi Deniz, çağırmayı niye yanlış Deniz beni dinler misin az? Beni dinle az. Dinliyorum sen ben seni. Sen bir anda erik işi nereden çıktı? Eriyor nereden gittin? Selim'in ikiniz nasıl bağ oldunuz? Selim'in ikiniz bağ oldunuz, geldiniz benim çocuğumu buradan alıp gittiniz. Erik işi nasıl oldu? Öyleyse çocuk 3'te kaybolmadı, 5'te kayboldu öyleyse. Siz de jandarmaya ilk verdiğiniz ifade de 10'da kayboldu beşleri... demişsiniz. 11'de değil, 10'muş. Sabah saat 10 değil mi? Hayır.
Sabah onda bununla gittim Hanım ya. İşte ondan sonra anneleri gittikten sonra kayboldu. Bununla onda evden çıktılar. E tamam sen de işte canım jandarma ne bilsin ondan karşıya çıktı. Ben sizin verdiğiniz ifadeyi söylüyorum. Tabii siz ne onda, söylerseniz onları onda yazarım. Onda evden çıktıysa sen jandarmaya şunu söylemek istemişsin onda demek ki. Onda onlar çıktı diye söylemiştim. Çocuğu kaybeden aslında onlar. Yani o saat 10'da çocuğu da alıp gittiler manasına gelir çocuk onda kaybolduysa. Denizler de saat 10'da evden çıktıysa. Sevcan'la Deniz 10'da gitti dedik biz jandarmalara. Çocuk da onda çocuk kayboldu, kayboldu demedin. Öyle demişsin. Ben 10'da Sevcan'la Deniz gittiler dedim. 10'da 10'da evden çıktılar dedim. 11'de de dedim 12 arasın. 11'den sonra ben çocuğu görmedim diye böyle ilk gece ifade vermedin. Ben şunu söyleyeceğim Müge Hanım. Bu ikisi niye ben bu kadar öyle yalan konuşuyor anlamadım. Ne yalanı? Bu bağım arandı mı? Ben o kafam onda hala benim. Aranmadı değil mi? Yok. Bu iki kişi niye bu kadar yalan konuşuyor? Yalanını yani söyle hadi sen de ki sen şurada yalan konuşuyorsun. Senin şimdiki o kedi kolayı yalan. Nasıl yalan? Sen iftira atmayı seviyorsun. Bir o Gökhan atıyorsun, bir o bana atıyorsun, bir ona atıyorsun. Dargın olduğun adamın erik gibi. Ben niye bu kadar yalan konuşuyorsunuz? Ki. Ben Selim'le dargın değilim ki. Lan kedi meselesinde bir yapılan dedi, buradan dedi de sen benim çocuğumu düşünsen ben babamın yanında kalkıp da şu evde kedi kadar değer olmadı diye nasıl konuşabilir? Tamam ben bunu dedim Ercin'e. Ercin kediye bir daha elini dokunma dedi. Herkes de çocuğuna kedisine sahip çıksın. Şimdi milletin çocuğu var ya da kedileri köpekleri onlar mıncıklayamazlar. Herkes çocuğuna sahip çıkacak. Hayır. Şimdi bak o konuda hiç şey kabul etme. Öyle çocuk geldi de kedinin kuyruğunu çekti köpeği. Hayır. Herkes çocuğun tutacak kucağında. Öyle bırakacak. Sonra ama kedi tırmıklasa vay kedi tırmıkladı gözünü oydu oluyor. Vay köpek köpeğin de canı var. Kimse öyle kimsenin kedisine çocuğunu falan herkesin şunu, terbiyesi kucağında hatırlasın, tutacak çocuğunu. Sevcan'ın evlenmeden önce sen kedini böyle şeyinden yani tuttun. Vurdun kediyi tartışmadık mı yine? Onu diyorum işte ben bak. Kedi değerli benim gözümde. Ercin daha değerli ama kedi de değerli benim gözümde. Onu diyorum işte. Değerli abim benim hayvanım daha değerli. Kedi mevzusunda değiliz şu anda. Selim Bey de telefon aklımızda. Selim Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Şimdi yengenizin öncelikle bu çocuk zehirleme mevzusu yani Fatma da sizin kız kardeşiniz. Evet. Bu mevzuyu siz hatırlıyor musunuz? Bu mevzuyu ben hatırlamıyorum da annem çok kez anlattı bu mevzuyu bize. Yıllar içinde. Evet. Anladım. Yani Sevcan'ı da dediğim gibi daha 3 ay evvel uyarmış. Yani kadında böyle bir şey var. Kadın bunu anlatıyor. Evet. Şimdi az önce Acar Hanım dedi ki Selim'le bir olup çocuğu bir yere mi verdiniz diye size söylüyor ama aslında siz de Selim'e kızgınsınız bu son yaptığımız röportajda görüyoruz ki. Şimdi öyle bir şey Müge Hanım. Denize pardon. Şimdi şöyle Müge Hanım, Deniz Kurnaz 5 ay Gözüköp'te durdu. Hı hı. Bu 5 ay içinde çocuk kaybolmadı da köye gidince niye kayboluyor? Aynen. Çarşının içinde duruyor normalde. Çarşının içinde kaybolması %100 zaten çarşının içinde. Çocuk zaten 2 ay boyunca bizim evde durdu. Satılsa da verilse de Deniz çarşıda verirdi. Yani ne aynı demeye çalışıyorsunuz? Yani ne olduysa bu çocuğu o evde oldu. Hacer yengen bütün hepsi yalan konuşuyor. Şu an kuyluğu sıkıştı. Kimin üstüne iftira atacağını bilemiyor. Hayır. Erik toplamaya kaçta gittik Selim abi biz seninle. Ben şoför ağam Selim. Bak şimdi Deniz sen eve 5'te geldin bizim eve. Evet. 5'te geldin kola falan içti. Evet. Ondan sonra sen ne dedin Sevcan'a? Büyük annem erik getirmiş erik yiyorduk dedim ki bu erikten daha var mı dedim. Büyük annem de bahçede var haydi öyleyse gidelim erik toplayalım dedin değil mi? Bak, dur erikten önce kardeşim bak şimdi 5'te geldin. Evet. Oturdular. Ha otokar olay. Otokar. Sevcan'a evet. Dedin ki. Sevcan dedim ben dedim otogara gidip evet. Sual bırakıp geleceğim dedim. Evet. Kapıdan çıkarken de Selim abi gel beraber gidelim dedim. Evet. Ben dedim ki kardeşim sen git gel. Evet. Arife. Otogara gittin 15 dakika sonra geri geldin. Evet. Peki siz o 5'e kadar ne yaptınız? 5 gibi geldiniz 5'e kadar ne yaptınız? Çünkü 12'de çıktınız hastaneden. Yediğimiz yerde bayağı bir oturduk. Çünkü, bir saat, bir buçuk saat oturduk yemek yediğimiz yerde. Bir saat yemek yediniz. Yok yemek değil. Onlarla birlikte oturduk. Kuzenle... Tekrar başka yer açık değil. Ramazan'da açık olmadığı yer. Baktım kuzenine oturuyor da oturduk. Bir saat mi, bir buçuk saat mi orada bayağı oturduk. Evet. Orada... Yine beş saati doldurmuyor Deniz. Ya, hocam ben saati kaçta...
Yatışa gittik. Evet. Tamam. Oradan da çıktık. Bunların bir hepsi daha... toplasan 2 saat. Ne? Sonradan otakarak tekrar gittim. Bir daha yemek yemeye gidildi. Hadi bir dakika. Yani oturduğumuz yere. Yemek yemedik ama oturduk orada. Çay falan içildik. Ya aynen. Yemekten sonra tekrar gelip... Peki siz bu arada... Mesela şimdi sabah 10'dan çıkıyorsunuz ya onda evden. Mesela çocuk ne yapıyor diye hiç evi aramaz mısınız? Mesela çocuk iyi mi falan ya diye. Ya ilk defa olsa dediğiniz gibi arar hayır, ama... Hayır hayır. İlki ikincisi. Ne bileyim mesela ne yapıyor çocuk diye. Ya şimdi annem beni sürekli aradı Özkan'ın telefonundan. Sevcan ne yapıyor? Yemin çıktı mı? Çıktı. Nasıl oldu? Ne dediler? Şunu dedi. Böyle defalarca aranma oldu o gün. Tamam. Ama biz de sorduk mu sormadık. Mükan Hanım şurada tesadüf değil mi? Ben zaten... 6.30'a kadar kimseyle İstanbul'dayım. Görüşmedim. Tek annemle görüştüm. Kendisi bana gel gel dedi. Ben köye bak ben köye geliyorum. Bunlar çarşıya gidiyor çocuk kayboluyor. Ben köye gidiyorum. Sabah oluyor. Bunlar çarşıya gidiyor ve çocuk kayboluyor. Aslında işte orada şüpheler senin üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü evet. Senin geldiğin bunun için... gün kayboluyor çocuk. Ben İstanbul'dan geleyim. Ertesi gün bunlar hastaneye gitsin çocuk kaybolsun. Hastaneye niye gittik biz sebebi? Ne sebeple gittik? Hastaneye benim karım rahatsız diye gittik. Niye rahatsızlaştın? Kavga ne bileyim ben niye tartıştı, rahatsız kavga tartıyor. Ettik. O ne yaptı? Aramıza girmeye şey yaptı. Rahatsızlaştı değil mi? Evet. Yani ben nasıl getirmeyeyim şimdi? Elif Hanım, Doktor Hanım ufak bir ağrısında ikiz çocuğu olduğundan dolayı, çocuğunun birisi kalbi durduğundan dolayı bu biraz tehlikedir. Buna hemen ağrısı olduğunda bana çıkıştıracaksın dediği dakikada ben nasıl getirmeyeyim? Ama evde de o kadar kavga dövüş olmuş Sevcan. Sen de çıkmışsın 12'de. Niye atlayıp çocuğunun başına dönmüyorsun? Çocuğunu niye alıp gitmiyorsun? Yani, hayır o gün yani niye dönüyorsun tekrar köye? Madem benimle dinlemiyorsun çocuğunu niye alıp gitmiyorsun? Yani bizim aracımız yok ki abla. Yani bizim... Ama şoför sizi zaten bekliyor. Şoför sizi aramış bekleyin bir dakika doktora sorayım biz de yarım saat sonra çıkıyoruz deseniz araçla döneceksiniz işte. Ama şimdi ben ne diyorum bak benim ev eşyam meşem ben evde misafir gibi kalıyorum kendi babamın evinde. Çünkü çek katta Sevcan çocuk benim üçümün. Benim çocuğumun beşiği benim yatak odam her... A'dan Z'ye yaşam orada başka evde. Hı. Ben de Vezir Köprü'ye her zaman gidemiyoruz. 35 kilometre siz kendiniz de görüyorsun. Gitmişken buraya geldik. Hastane işini hallettik. Abone işini de halledelim. Elektriği de halledelim. Kendi evimize geçelim. Hatta kendisi de... Hallettiniz mi? Halledemedik işte. Halledemedik çünkü küçük bir sayaç numarası mı ne varmış? Onun da elimizde olması gerekiyormuş. Saatte. Onları da halledemediniz yani. Hı-hı. Onu da oturdunuz halledemediniz. Oturdunuz böyle lokantada gittiniz geldiniz falan gittiniz erik yediniz. Senin bir de evde çocuk var. Zaten Özkan'la kavga etmiş. Yani nasıl güveniyorsun o zaman onlara? Çocuğunu niye getirmiyorsun? Çocuğuma dokunma diyerek gidiyorsun sen. Özkan'a, benim çocuğuma. Öyle mi dedi sana? Benim çocuğuma dokunma diyerek gitti. Özkan'a bırakmıyorum ki ben çocuğu. O güvenilir niye bir daha benim yanıma çocuğunu bırakıyorsun sen? Annem öyleyse, annemin Özkan'ı öyleyse bir araya geldi. Ama kimin aklına gelebilir ki çocuğa bir şey olacağı? Valla 1,5 yaşında çocuğu olan birisi söylemek istemiyorum. Sabahın köründe saat 10'da çıkıp akşam saat 6'lara 7'lere kadar o çocuğu sormamazlık etmez. Hocam, ben de telefon bir, yok ki. Ben kendi annemle bile eşimden... Ya Deniz konuşuyor. Deniz annesiyle konuşurken. Deniz şu telefonu ver de ben de bir kez şu çocuğu sorayım. Ya da Deniz annene sor bakalım ne yapıyormuş Ecrin? İyi mi kötü mü? Uyudu mu uyumadı mı? Yedi mi içti mi? Kustu mu kusmadı mı? Bunları merak etmez mi? Ya Selim'in evet, dediği gibi 5 ay merkezde oturmamızda annem geldi gazete ver. Çocuğu aldı bir hafta durdu yanlarında mesela. Çocuk dedi ya 5 ay bir merkezde durmamızda ya geldi bir hafta. Bir hafta da dursa. Eşilip ben bir haftaya güvenip benim de. Benim çocuğum da küçükken annem de kaldı, kayınvalidem de kaldı. Ama biz 2 saatte bir arıyorduk soruyorduk. İyi mi, bir şey kötü ben mü? Ben bu programda şunu gördüm. Ben şok demek içindeyim. Ki, bırak demek unut. Ki her şekilde yani çocuk büyüyor tabii böyle işte giderse de işte Allah... diyorsun da yani Allah'a emanet diye bırakıyorlar. Vallahi her şekilde büyüyor yani. Saçını süpürge desen büyüyor. İşte demek ki kendi kendine de bir şekilde bir yaşa kadar getiriyorsun. Ama işte sonunda da işte giderse de Allah aldı, Allah verdi oluyor diyor. Hayır bu bir de içsel deniyor. Bir şey. Yani nasıl merak anneannenin, etmiyorsun babaannenin yani? Kötü bakacağıyla da ilgili değil. Sizin merakınızla ilgili. Ben okumu bile arıyorum anne iyi mi diye. İçsel yemeğini bir durum. Ne bileyim. Bir de şu var. Bu beni kendi evinden yani kiralık evinden kovduğunda... Bak kendi biliyor, ikisi de şahit. Sevcan'la çocuk yanımızda duruyor. Bu kendisi benim okul arkadaşım Ümidine geliyor köye. Ben ana yine içim acıdı çıktım ha. Karısının yanında dedim. Sen suçluyken ben özür diliyorum. Gel bir bardak çay içelim demedin mi? Ben seni evden niye kovdun? Niye kovdun? Niye kovdun? Söyle hadi evden niye kovdun? Niye kovdun? Söylesene. Ben anlatsam yalan olur. Ben, sen anla. Senin niye kovduğunu ben nereden bileyim? Yani o evden anlatmadı niye biliyor musun? Daha İbo'dayım ikisi. 100 lira para istediler benden.
Ben dedim ki bak arkadaşlar, benim evime geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ben çıkardım alkol için 100 lira parayı çocuğun Sevcan'ın hakkını dedim veremem. Şu konumuzda ne alakası var? İşte bilmiyorum ben işte. Onu açıyor ya, beni evden kovdu, evet. Şey yaptı. Sen beni kendi babamın evinden kovarsan ben kendi şahsi evimden seni sen beni kovarım. Ben o çocuğa bir şey yapmış olsam, sen beni o evden kovdun ya. O zaman yapmış olsam ben o çocuğa zaten yapardım. Sen beni tanımamışsın daha. Ben sen bunu baştan bu yanına diyorum. Yaptı? Baştan bu yanına diyorum. Ya ben artık, çocuğa bilinç... Ya bu ikisi yaptı, o yaptı. Ya sen ben açık konuşuyorum. Ya annen yaptı ya Deniz'le Sevcan yaptı. Yaptı. Ya ben onu da geçtim, ben ineklere gideyim, çocuk kayboluyor. Ben köye geliyorum, ertesi bunun hastaneye gidiyor, çocuk kayboluyor. Ben ineklere gidiyorum, çocuk kayboluyor. Ben bir şey söyleyeceğim ama seni annen koruyor aslında açıklamalarıyla. Ama korumasın ben suçluysam beni kimse evet, korumasın. Evet. Ben suçluysam bu da korumasın, o da korumasın. Kimse korumasın ben suçluysam. Kimse korumasın beni. Yani aslında annen ben orada otururken gördüm diyerek hep seni korudu bugüne kadar. Dün gerçi pek öyle olmadığını da anladık. Korumasın, ben suçluysam beni kimse korumasın. Suçluysam da korumasın. Herkes kendini korusun. O gün mallarını ne diye götürdün? Sen kendinden eminsin yani. Ben kendimden eminim. O gün mallarını ne diye götürdün? Annenden emin misin? Ben kimseden emin değilim. Ben sadece kendimden. Ben bu ikisinden emin değilim. Annemden de emin değilim. Yabancı bir insandan emin değilim. Ben sadece kendimden eminim. Bunu da görecekler. Yani o yayın, o çocuk bulunana kadar bu yayından bir yere gitmiyorum. Burada duracağım. O çocuk bulundu mu anlamak başım dik çekildi, gideceğim buradan. Minyonların önünde söz veriyorum bana da. Her geçen gün de bulunma şansı kayboluyor ama. Evet. Tam birileri tersi. Bir şey saklıyor da bulunmuyor. Birileri bir şey anlatsa bulunacak çocuk. Bir de maddi delillerin gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Yani telefon sinyalleri onlar bunlar vesaire. O zaman herkesin güzergahları falan daha net bir şekilde belli olacak. Bir adam tam kardeşinin tersi. Üstünde... Ama ne yazık ki sağlıklı bulunmayacak. Bir adam kardeşinin üstüne bu kadar iftira atarsa, bu kadar yalan söylerse ben bundan şüphe çekerim. Ya şüphe de be. Sen benden ne yaptın ben çocuğa? Haydi ne yaptım çocuğa? Söyle benden şüphe. Ne yaptım ben çocuğa? Ya onlar ya ben bir tek senden şüphelenmiyorum. Para karşılığında birine ben para için. Hadi bir dakika ne yaptım ben çocuğa? Peki cebinde ya para için birine vermiş olabilirler. Onu niye olabilir, aramıyor? Birisini gönderir, onu aldırabilir, bir şey yapabilir. Babasının kim olduğu belli değil, o gelir ya, alır. Deniz'den habersiz Sevcan verir, bak, bir şey senin olur. Senin dediğin ikinci şey çok önemli. Bak ben tamam çocuğu sattım, dur, babasını verdim. Dur bir saniye, özür dilerim. Sevcan hakikaten bilmediğimiz bir başka babası falan çocuğun, var da. Çocuğun babası kim, onu söyle. Çocuk da sen ortaya çıkacak diye onu aldırmış olabilir misin? O yüzden bu kadar rahat. Abla ben aldırsam telefon kayıtları orada zaten. Benimkiler de vardı. Affedersin. Benim başka bir telefonum yok zaten. Çok özür dilerim. Benim başka bir telefonum yok. Bir tane telefonum var. O da eşim kullanıyor sürekli. Sevcan bir saniye. Tabii. Özür dilerim. Tabii. Hatırlarsanız tabii. Burada beraber yıllarca önce işlediğimiz bir konu vardı İstanbul'da. Çocuğum kayıp diye başvurmuştu. Çocuğu da... Dilber'i söylüyorsunuz. Hayır bir başkası. Kartal civarında olmuştu bu şey. Anlatabildim mi? Çocuğunu babasına vermiş. Tamam onu da düşünelim. Tamam onu da düşünelim. O gün benim nereye gittiğimi saniye ben merkezdeyim, köyde değilim. Allah'tan da merkezdeymişim o gün. Tamam da bu çocuğun babası zaten nerede olacak? Yine merkezde olacak. 15 gündür benim telefonum jandarmada incelendi, bir şey çıkartamamışlar, buraya göndermişler. Bir şey olsa zaten çıkacak benden. Sen hala benden şüpheleniyorsun. Bu bana işte şüphe çektiriyor. Şüphele konusu ne? Ben size burada ikinize de soruyorum. O bir yabancı gelse arabayı görme şansınız var mı yok mu? Diğer taraftan köylülerin görme şansı Yolpınar. Sen de orada oldun. Gelme şansı var mı yok mu? Güldere'den gelse gelir. Nasıl gelecek babamgil orada çalışma yapıyor belediye tarafından? Lan köyün yolunda yapıyor ya Veziköprü'ye giden yolda. Tamam yol kapalı zaten. Beton atıyor belediye. Jandarma yine biz geçemedik o gün. Yabancı araba nasıl gelsin? Evet yolun bir tanesi kapalı Yolpınar'dan zaten. Gelip gelmeyi istedi tamam, kayığına geliyor. Adam Yolpınar'la gelip de o gün orada hepsi çocuk ararken... Ya Mıktar'ım buradan bugün bir yabancı araba geçti denmez mi? Diğer tarafta sen mal aradığını söylüyorsun. Oradan araba gelse görme şansın var mı yok mu diye sordum ben sana. Tamam sen her şeyi... Ben şunu söyleyeceğim sana bir daha da ben bir şey söylemiyorum. Ben senin çocuğuna en fazla ne yapabilirim? Ben sana bunu söylüyorum bir daha da ben sana hiçbir şey söylemiyorum. En fazla ne yapabilirim? En fazla yapabileceğin... Aha siz Muhammed çıktı doğruları anlattı. Bizim çocuğumuz Muhammed Gil'de. Fatma Gil çıktı doğruları konuştu. Aha bizim çocuğumuz... Fatma Gül'de. Zeynal'ı senin doldurduğunu ben ona kanıt edeceğim. Zeynal'ı sen doldurdun. Lan Zeynal'ı ben doldursam Zeynal'ı ben gittim şeye söyledim. Aklıya söyledim. Zeynal ben... da senin cezaevi arkadaşınmış. Yok cezaevi değil. Cezaevi değil. Ben aklıya ne dedim ben Zeynal'a güveniyorum. Senin çok diye. Borcun hala var mı? Senin çok borcun varmış. Benim en fazla borcum olsa olsa 4 milyardı. En fazla. Oraya buraya 4 milyar. O da yani sana 200, abi 200... Oraya 300. Toplamda diyorum yani. Sadece bir kişiye değil. Öyle demiyorlar. Biraz daha fazla diyorlar. Babanın da yolunu falan çeviriyorlarmış. Tamam için. Diyorum da işte 4 milyar için. Şimdi bağlansın herkes. Desin ki bana Deniz'in 5 milyar borcu var desin. Herkes Türkiye izliyor yani bunu.
En fazla borcum olduğu 2 milyar kişi var. Ve bir tane o da elbise mağazası. Hı? Elbise mağazası. 2 milyar borcum var. Hatta o gün o adamla da görüşme yaptım. Kime elbise aldın? Çocuğa elbise, Sevcan'a elbise. Yani sen 4 bin lira diyorsun, bayağı bir borcun olduğunu söylüyor. Vezir Köprü'de Deniz'in piyasaya yüklü miktarda borcu var. Ne kadar söylüyor o abla? Bilmiyorum ne kadar ama öyle 3-4 bin lira değil yani. Yani 4 bin lira da kabul etsek, bu borçlu olduğun kişilerle aranızda böyle bir sürtüşme, niza, problem... Yok. O da zaten ödemeyince tehdit etmeleri, arkadaş ver paramı ya, yoksa senetli, bak canını yakarım bak, falan. Bak, senetli o da zaten. Benim borcum oldu seneti. Daha Emrah abi dediğim mağazacı adama 5. ayın 20'sinde verilmesi lazım. Senetli yani bu. Şimdi zaten Özkan'ın da biliyorsunuz o gün giydiği kıyafetler incelemeye alındı. Çocukla ilgili bir şey olup olmadığı ortaya çıkacak. Bir de orada 9 tane verici varmış. İnşallah Mükemmel Hanım. Yani o 9 vericiden de Özkan'ın o gün nerelere gittiği, bir de kaybolduğu bir... İki saat var ortada. Çok duam alırsınız Müge Hanım. İnşallah öyle bir şey varsa çok duam alırsınız yani. İnşallah kurtarırsınız beni şu işten öyle bir şey varsa. Açıklayamadın orası senin. Açıklayamadın. Valla Özkan çok bak ben size çok açık bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Müge Hanım. Şimdi eğer Sevcan hani bebeğin babasını biliyorsa da bebeğin babası gelip aldıysa ecrini bu çok zamana kadar ortaya çıkardı. Bir de niye çıkmasın ki bebeğin babası benim der. Evet. DNA testini şurada hatta biz bile iki günde yaparız. Der. Olur biter. Evet. Yani niye çıkmasın ki ortaya? Olmayabilir de. Yani der ki bebek benim. Üstelik şunu çok çok eminim. Şimdi o bebeğin babası alsa çocuğu götürecek bir yere. Ya annesi bakacak, kardeşi bakacak, komşusu bakacak. Birileri de bizi arayıp 50 kere buraya böyle bir çocuk geldi. Yani. Derlerdi. Şöyle bir şey diyeyim Müge Hanım. Diyelim ki kimse almadı, kimse kaçırmadı. Başına da bir kaza gelmedi. Bir şey, bu çocuk nereye gitti o zaman? Ya yok, sen ya da annen bir şey yaptı Özkan. Şey oldu. Yani ya her ikiniz ya sen ya da annen. Ben başka bir seçenek yok yani. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben kesinlikle sen kendi şahsından eminsen Hacer Hanım da ben eminim diyor. Yani başka bir seçenek yok. Ben bunu sizin şahsınızda söylemiyorum. Aynı durumda ben de sizin yerinizde olsaydım siz de bana aynı şeyi söylerdiniz. Ama bu üçü kendilerinden emin değil. He? Bu üçü kendilerinden emin değil. Ben eminim. Bu üçü. Niye emin değiliz? Kendilerinden emin ben değil. Emin olarak konuşulmuyor. Burada neyi sonra konuşacaksın? Sen iftira atıyorsun bana. Lan ne iftira atayım ben sana? Yok yalan söylüyorsun. Ne yalanı söylüyorum? Hacer Hanım sen de emin değilsin ki demek ki sormuşsun oğluna kaç kere sen mi yaptın diye. Bir şey varsa söyle diye sen de Özkan'a sorduğunu söylüyorsun. Sen de emin değilsin Özkan'dan. Ya ben Özkan'a soruyorum diye... Ya Özkan'dan emin değilim. Özkan'a soruyorum. Özkan çocuk seninle gitti, düştü müştü mü? Diyorlar ya bana sen Özkan'ı savunuyorsun. Ben Özkan'ı savunmuyorum Müge Hanım. Delil bulunsun. Özkan'ı Özkan çeksin. Deniz ise Deniz, Hacer ise Hacer. Delil bulunsun ben her şeye varım. Ama ben kendim çocuğu hiç bir ilgim olmadığına çok şahidim. Ya bu çocuk orada gerçekten bir... Yani nasıl sizde tarım ilacı yok? Bizim evde bile var iki tane saksı için. Çocuk orada bir şey falan mı işte? Ya da sen... Şu çocuk bir hastalansın diye bir numara mı yapayım dedin istemeden? Hani bu, çocuk da hastalansın o zaman onlar da bizim eve geri dönerler. Hayır. Hani bir şey içireyim de kusuyor diyeyim bir şey diyeyim. Öyle hiçbir şey. Bizim tıpta çok sık gördüğümüz bir durumdur. Onların ben geri döneceğini biliyordum Müge Hanım. İkincil bir kazanç elde etmek için yani çocuğu hastalandırarak herhangi bir maddeyle zehirleyerek bu zehirlenme ve hastalıktan İkincil bir kazanç sağlama deriz biz buna. Tıpta da bir adı vardır bir sendrom olarak. Ve doğal olarak bu yapılır ki çevrenin dikkati çekilsin ve çevreye istediği şekilde çevreyi yönlendirebilsin diye çocuğun bir yakını tarafından. Bu anne olabilir ya da işte sorumluluğunu üstlenmiş bir anneanne ya da babaanne olabilir. O kişi tarafından hani öyle bir şey mi düşündün Hacer Hanım? Yani vardı. Çocuk da hastalandı hocam. Derim o zaman hayır. Kardeşler de barışır. Ya biz darılmadık ki zaten barışmadık. Hayır. Öyle bir ben onları barıştırdım Müge Hanım. Onları ben barıştırdım, özür dilettim birbirlerinden. Sen benden kaç sefer özür diledin Özkan? O kadar kavgamız oldu. Kaç sefer özür diledin? Öyle yapacak bir karakterde değilim Müge Hanım. İki sefer. Çok yanlış. Ne yapıyor moruk dedim iyi geleceğim. Ya durun bir dakika karıştırmayın ya. Yani o zaman düştü falan mı bu çocuk yani ne bileyim. Ya Hacer Hanım ama yani bütün yollar Roma'ya çıkar gibi bütün yollar Özkan'la sana çıkıyor.
Ya çıkarsa, bana çıkarsa diyorum, bir delil bulsunlar. Bana desinler ki yapmışsın desinler Müge Hanım. Ben her şeye varım. Ama bir günahım yok, suçum yok, çok temizim. Çocuğuna hiçbir ilgim yok, görmedim. Görmediğim bir şeyi nasıl anlatırsın? Valla ben sana bir şey söyleyeyim hayatım. Şöyle olsun, o çocuğu hayır. Daha geçen gün sevgili Bahar geldi kızıyla beraber. Onun da 1,5 yaşında çocuğu var. Allah hani şeyini benzetmesin kaderini. Valla hani çocuk İnşallah. Çok da kendinden emin, çok da yaramaz bilmem ne. Yürüyor da işte. Çıkıyor ediyor bilmem ne yapıyor. Ama mesela annesinden ayrılmıyor. Yani gitse de anne diyor 2 dakika sonra. Hani gidiyor odaya geri bakıyor annesine. Annesinden ayrılmıyor. Dışarıdan tanımadığı biriyle gitmiyor. Ciyak ciyak ağlıyor. Çok da güzel bir çocuk. Doğal Allah bağışlasın. Ondan sonra öyle gitmiyor yani biriyle. Birisi ona kucağını alıp da götürmüyor. Sizin oradan, evin oradan. Nasıl, kim gelecek de kucaklayacak onu götürecek? Çocuk bir bağıracak. E bağırınca sen duyacaksın. Duymadığına göre amcasıyla gitti. Kardeşim keşke. Şimdi yani her şey ortada olan keşke bir şeyi biz konuşuyoruz. Keşke biri götürse de sağ olsa keşke. Ya siz böyle hayali keşke konuşuyorsunuz ama. Keşke Müge Hanım. Tek onu istiyorum. Hayatım tabii ki biz de onu isteriz sağ olsa ama gelmişiz 17. güne. O çocuğu oradan birisi alsa bu bir babaanne diye anne diye ağlamayacak mı? O ağlamaz Müge Hanım. Ona bir şey gösterdiğin zaman herkesin peşine düşen bir gider. Herkes biliyor onu. Komşularım da biliyor. Ağlamaz ya adam elinden diye. Tutmuştu kapının önünde. Ona bir çikolata bir şey göster gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. Koyu açmıştı o tarafa. Yabancı. Onu sen o yapmış olabilirsin Deniz. Ya ben niye görmüyorsun sen? Ben gelsem beni de göreceksin orada. Ya da evin yanında 3 tane ev, onu da görecek beni. Ben mutfaktayım. Emine beni niye görmüyor? Melek hala orada seni kapının önünde. Seni nerede görecek Siz konuşurken niye kızarıyorsunuz ya? Melek halan da göremeyebilir. Arkada siz bizim evimiz var, ormanın içinde. Seyircan sana da ayrıca söylüyorum. Deniz yaptıysa senden habersiz bunu yapamaz. Sen bunu Deniz'den habersiz yapabilirsin. Çocuğu babası bildiğin o bu neyse birine verdiyseniz bak ikinize de söylüyorum. Yok, para yok. Karşılığında da verdiyseniz. Bugün söylensiniz verdim ayrı ama siz şimdi devletin de jandarmasını, afatını, osunu, busunu, savcısını şey yapıyorsunuz, meşgul ediyorsunuz yani. Bunun evet. da ayrı ayrı suçu var. O benim çocuğum. Deniz yapmış olsa, Özkan veyahut da kim yapmış olursa, ha ben mi yaptım? Niçin yapayım? Ben niye gitmemişim çocuğumla? Deniz yapmış olsa Deniz'i yakarım. Ama yaptığını da zannetmiyorum. Çünkü benden daha iyi bakıyordu çocuğa. O biz benim çocuğum. Hayır seni de korkutabilir. Sen de mesela Deniz'le aran bozulacak gibi düşünebilirsin. İki Hayır. tane daha bebeğe işte hamilesin. Hayır benim canım o. O benim canım. Senin canın kaybolduğu da ilk saatlerde sen kalkıyorsun, giriyorsun markette. Ben çocuğumu alıyorum ama onları. Çocuk bizim köpeği yediği hasta oluyor, köye geliyor. Çocuk kaybolmuş, kayıp. Çocuk meydanda yok. Çocuk hakkında başkaları aramaya çıkmış. Hani birisi siz karı koca el ele kol kola çıkmamış, markette hocam. Rahat rahat şey arıyorsunuz. Domatesin saplısı, kimse? Patlıcanın kuplusu bilmem ne. Rahat rahat ayrım yapıyorsunuz. Yani hiç... Hiçbir şey yok. Sanki eve bir ziyafet çekeceksin. Gelen misafirlere portakalın iyisini seçelim, elmanın bilmem neyini seçelim. Bu kadar rahatlıkta markette nasıl bulabilirim, kalabilirsin? Babam bile inanmamış çocuğun kaybolduğuna. Kim? Babam bile inanmamış orada olduğu halde. Ben babamı aradım. Ya kardeşim baba ayrı, anne başkadır. Ya, doğuran kadın hocam, bu. Hocam tamam da bak şimdi o doğuran köyde, kadın. Köyde. Sen üvey babasın. Evet. Benim birinci lafım anneye. Tabii. Doğuran kadın bu anne olarak annelik hissiyle çocuğunun dışarıdan sesinin feryadını duysa acaba düştü mü diye anne herkesten haber fırlar koşar. Annem eyvah çocuğun düştü diye. Yahu haber geliyor çocuk kaybolmuş. Çocuğun kaybolmasının üzerinden bu konuşmanın ortaya atılmasından 2 saat geçmiş. Merhamet edin. O 2 saat içerisinde yani bir annenin gözyaşıyla yani ne yapacağını şaşırır ya. Kalkıp da markete gidecek çocuğuna veya annesine veya babasına veya kocasına rahat rahat alışveriş yapacak. Hiç böyle bir şey yokmuş gibi seçecek hem. Böyle bir yani olayların akışına uyan bir durum değil. Annesi bu de soru soruyor. Bu insan tabiatına uyan annesi. Bir durum değil. Senelerin psikiyatrist uzmanı Arif Verimli hocam. Var mı böyle bir psikoloji ya? Ben sana soruyorum. Abi söyledim. Yani bu konu dün de konuşuldu ve söyledim. Evet. Yani bu çok dikkatleri çeken bir durum dedim. Yani çocuk kaybolmuş gibi, hadiseyle ilginiz yokmuş gibi evet. uzak davrandığınız
net benim dikkatimi zaten çekiyor. Ben orada ağlıyorum ama. Burnumu falan siliyorum böyle ağlıyorum. Orada markette. Ben orayı da dakikasıyla nasıl Sevcan gidebilirim? Hanım, markette nasıl gidebilirim hocam? 10 dakika vakit geçirmen seni orada o market sana dar gelir. Dar. Ne marketi ne ekmeği ne bir şeysi. O market başına yıkılır. 10 dakika ağlamayı istemeyi değil. He. Ya sen o anda feryat koşacaksın. Ne diye çocuğun nerede olabilir? Ayşe'nin evine, Fatma'nın evine. Arıyoruz ürün. Zaten biz. Melek Alay'ı aradık. Emine Bey aradık. Telefonla aramak değil yavrum. Telefonla aramak değil. İnsan kocasının elinden tutar. Koşa koşa en yakın vasıtaya biner. Eşim zaten taksi yaradı hocam. Hocam taksi yaradığı saat. Telefonla aramaktan bahsetmiyorum. Taksi yaradığı saat. Şimdi ben niye bu konuşmayı getirdim? Biraz önce Müge Hanım dedi ki size. Sevcan dedi eğer Deniz'in böyle bir şüphesi varsa senin de bilgin var dedi. O konuşması üzerine ben tekrar o konuyu açtım. Yani eğer Deniz'den bir kuşku duyuyorsa müsaade buyur. Sen istediğin kadar de ki ben Deniz yakarım. İşte o günkü marketteki aldığınız pozisyon, o rahatlığınız, o hiçbir şey yokmuş gibi böyle keyfi bir alışverişe çıkma psikolojisi sergilemeniz. İşte o zaman senin Deniz'e yakarım kelimeni suya düşürüyor. Hiç kusura bakma. Eğer varsa ikinizin bilgisi dahilinde olduğuna ben de biraz yavaş yavaş inanıyorum. Ama inşallah aldanmış oluruz. Yani i̇nşallah benim, ortaya benim çıkar. Anlayamadığım evet. Şu. Evet mesela köyde belki birisi bir şey yapmaz diye güvenli olabilir. Fakat şimdi sizin bulunduğunuz yerde bir çocuk kaybolduğu zaman ve bu 1,5 yaşındaysa mutlaka başına bir iş geldi. Bak dün gösterdim. Bakar mısın? Benim, bak bilin kazların arasında uyuyakalmışsınız. Şu halime bak yani. İki tane ördek yavrusunu yaptığına bak. Yani şimdi kazların arasında uyuyamı kalır. Kazların arasına girdiyse ölür zaten. Dümala bir de boynumu da gagalıyor. Bir tanesi çok yaramaz çıktı. Diğerini de gagalıyor. Ondan sonra ki kaz daha beter. Bunlar ördek yavrusu. Daha küçük 2 haftalık yavrular. Şimdi ördek, kazların arasına girdiyse öldürür. Yandan eğer bir yere girdiyse aşağıya düşer ölür. İneklerin arasına girdiyse inekler, danalar neyse mandalar bunu teper. Hani yani orada 1,5 yaşındaki bir çocuk için çok tehlikeli bir alan orası. Kaz benim bacağımı bir ısırdı hocam, kopartacak diye korktum ben. Heh? Yani gitti de kazların ısırdı. Arasında uyuyakaldı gibi fikir yürütmek çok hocam, saçma. Sizi, bak oraya kazlar ama dışarıda kazlar kümesinde değil ki. Kümes orada belli oluyor bak orada. Akşam yeri, giriyorlar. De motor garajından dönzerilen bir kümes. Akşam, biz girdiriyoruz hatta. Gece biz sokuyoruz gazları. Gazlar dışarıda oluyor. Ben dedim acaba gazların yerine gazlar boş yani. O kümes daha boş. Kötü bu sefer de annen ortada bıraktım çocuğu diyor. O toprakla oynuyordu zaten diyor. Oradaki diyor işte çalı çırpıyla oynuyordu diyor. E kazlar gelebilir onun yanına. İşte zarar verebilir. Çocuğun işte. Bağırmasını duymaz mısın? Burası bak. Burası boş mesela. Bir çocuk oynadı ya burası. Olsa duyarsın. Duyarsın yani tabii şunu ama. Çalışıyoruz. Eğer bir çocuk ortada yoksa sizin orada bu bir tehlikedir yani. 1,5 yaşında bir çocuğun her yerde kaybolması tabii. Tehlikelidir. Ama ne bileyim 1,5 yaşında bir çocuğu hani bir alışveriş merkezinde elinden kaçırdın da hani güvenlikte kötü niyetli bir kişiye de denk gelmedi diyelim. Hani bulursun hadi öteki köşeyi döndüğünde. Ama işte orada kaybolduğu her yer tehlikeli. Orada hayvanlar var, yabani hayvanlar var. Kuyu var. Kuyusu var, deresi kuyu var. Kuyu demişken o dün gösterilen evet. Yere bakıldı mı acaba? Bakıldı. Bir de bir kuyu vardı. Gökhan abi aradım ben de dedi. Yarın dedi canlı yayında da söyle dedi. Bakıldım neresi bilmiyorum. Var? Caminin üstünde bu 6-7 metre bir derinlik bir kuyu var yani. Oraya da bakıldı ya şey var. Kapak var aslında demin kapak. Arafat tafranından bakıldı oraya da o. Şey diyor bu, caminin üstündeki Goyacuklu dediği bir adam. Buraya mı bakıldı? Buraya bakılmış, orayı söyledim ben. Gökhan abi dedi ki, komutanlarımıza söylemiştim daha önce. Bakıldım bakılmadım bilmiyorum. Ama oraya bakılmasını da istiyorum yani. O caminin üstünde 6-7 metrelik bir kuyu. Vallahi bütün bu konuşulanların içinde ben hep nereye takılayım Özkan biliyor musun? Buyurun Müge Hanım. Kusura bakma, inşallah senden çıkmasın. Ben sana da söyledim, senin yaşın çok küçük. Ve 18 aylık bir bebeğe bakma sorumluluğu zaten sana hiçbir şekilde verilmemeliydi. Evet. Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiç mecbur değil yani senin çocuğuna bakmaya. Kusura bakma, hiç kimse mecbur değil. Hı hı. Zaten böyle problemlerin olduğu bir yerde sen de çocuğunu orada bırakmayacaktın. Alacaktın yanına, tutacaktın evet. Yanında. Nasrettin Hoca'nın sarımsağı başucunda. Siz karı koca gideceksiniz de orada keyif yapacaksınız diye. O çocuğu
Ne oldu bilmiyorum. Ben isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Ben de öyle Özkan'ın da Hacer Hanım'ın da. Ama ya onda ya onda çıkacağına inanıyorum. Bu da benim kendi kanaatim. Dediğim gibi benim de insanlardan şüphelenme gibi bir hakkım olmalı. Ben aklın yolunu, aklın yolundan ilerleyerek bu fikre kapılıyorum. Ya onda ya onda. Neyin ne oldu ortaya çıksa da keşke benden çıksa. Mesela ben Özkan'ın işte neden mesela insanların hani parmak izi çıkacak mı demesini, sonra işte kimseye haber vermeden traktörle gitmesini, Hacer Hanım her ne kadar benden değil Özkan'dan da şüpheleniyorum dese de ama o da su almaya gidecekti falan tarzındaki konuşmalarını açıkçası çok akla yatkın bulmuyorum ve içimi bulandıran açıklamalar bunlar. Evet, Deniz satabilir çocuğu, satabilir mi? Satabilir belki. Sevcan da verebilir babasına, o da olabilir. Ama yine söylüyorum, Sevcan'ın babası, yani çocuğun babası olarak kendisini başka biri sanan varsa ben söyledim ismini. O zaman sen de sanma benden diye arkadaşım. Fakat onun bir gelme şansı yok. Oraya birinin gelme şansı yok. Ben de şundan çıkacak diyorum Müge Hanım. Ben de bu ikisinden çıkacak diyorum. Bu ikisinden çıkacak diyorum ben de. Ya nasıl ikimizden çıkacak? Sen söyle. Ya ben duygularımı söyleyeyim, ben düşüncelerimi söyleyeyim. Tamam, nasıl? Düşünce nasıl bir duygu? Nasıl bir düşünce? Söyle, benden nasıl çıkabilir? Hadi Sevcan'ı bıraktın. Ben üvey babası olarak benden nasıl çıkabilir? Çıkabilir. Nasıl çıkabilir işte? Düşünceni. Bak ben sana düşünceni söylüyorum. Senin evin başına gelip de bir yerde bizim göremeyeceğimiz bir yere gidip de ben nereye gittim? Tamam. Çocuğu alıp gitmeyeceğini nereden bileyim? Tamam de? Ben de diyorum ki benim saatine dakikama merkezde geziyorum ben. Kameralarım hepsi... Vallahi orada işte sen eğer öyle geldiyse arada bir yarım saatlik mesafe var ya. Bunu da Sevcan'ın bilmesi lazım. Ya sen hastanedeyken, yok, içerideyken olmalı. Belki anlatmıyor bilse de. Yani biz sen de bildiğini anlatmıyorsan o zaman insanlar da boşu boşuna bu anne oğlun günahını alıyoruz yani. Biz ayrıldık. O da... Beni şeye bıraktı işte, büyük annemlere bıraktı, yengemlere. Daha sonra Otogar'a gitti. Ama sen biz hastanedeyken de yanında değil. Hastanedeyken o zaman yoktu işte yanımda. Kaç saat yoktu? Ben muayene oldum. Kaç saat? Bilemiyorum ki kaç ya saat. Ya bil oldu artık be kardeşim. Ya daha orada oturakine gittim ya ben cellem. Ne me quitte pas, il faut t'oublier tout. S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu à savoir comment.